Tahir İnan, Türkiye'den ve Dünya'dan haberler taşıdı size. Şimdi, şimdi sıra bu fakirde. Yaklaşık saat 9.50'ye kadar Allah'ın izniyle birlikte olacağız. Ve, ve bugün de yayınımızı... ...hafta içi her sabah, yıllardır yaptığımız gibi dua ile... ...açmaya gayret göstereceğiz. Hazır mısınız ey dua ordusu? Bugün günlerden Cuma. Ne buyurdu Hz. Muhammed Mustafa? sallallahu aleyhi ve sellem üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı. Cuma gününde duamızı yüce Allah celle celaluhu arz etmek üzere. Hazır mısınız? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala resulina Muhammedun ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahu ekber ve lillahi'l hamd ya rabbel alamin ve ya erhamer rahimin. Allah'ım sen Rahman'sın, sen Rahim'sin, sen her şeye kadirsin, sen merhametlilerinden merhametlisisin. Bize merhamet et, bize yardım et. Dualarımızı işit ve kabul et. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve ya Erhamen Rahimin Allah'ım. Allah'ım vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi koru, kolla, muhafaza et. Yalvarıyoruz sana Allah'ım vatanımızı, milletimizi, devletimizi idare edenlere akıl ver, fikir ver, sabır ver, dayanma gücü ver. Yalvarıyoruz sana Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Yalvarıyoruz sana Müslümanların kalplerine birlik ve beraberlik duygusu koy. Birbirini sevme duygusu koy. Yalvarıyoruz sana Allah'ım yeryüzündeki dünyadaki dertli olan Müslüman kullarına derman ver. Hasta olan Müslüman kullarına şifa bağışla. Borçlu olan Müslüman kullarının borçlarını ödeyebilmelerini sağla. Yalvarıyoruz sana Allah'ım kafirler topluluğuna karşı devletimize, milletimize, ümmeti Muhammed'e yardım et. Yalvarıyoruz sana Allah'ım ordularımızı her daim muzaffer Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve ya Erhamen Rahimin. Amin. Burası A Haber, şimdi haberler. Saatlerimiz 7, 2 dakika geçiyor. Antalya'dayız. Antalya'da yaylada bulunan Tahta Kulübe'de yangın çıktı. Bu yangından sonra facia oluştu. Alev topuna dönen Kulübe'de 91 ve 92 yaşındaki yaşlı çift hayatlarını kaybettiler. Orman emeklisi eşiyle birlikte yaylada yaşıyordu. İkisi de kulübede çıkan yangında can verdi. Facia Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Gedelma yaylasında yaşandı. Mehmet Duyan ve Ümmü Gülsüm Duyan çiftinin kulübeyi ısıtmak için yaktığı soba bir anda parladı tahta kulübe kısa sürede alev topuna döndü. Yaşları 91 ve 92 olan yaşlı çift dışarı çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede söndürüldü. Ancak yaşlı çift için yapacak bir şey kalmamıştı. Cenazeler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Metrobüste bir kadına cinsel tacizde bulunan sanık hakkında mahkeme kararını verdi. Ben susmayacağım, sen utanacaksın. Sen utanacaksın. Sen utanacaksın. Sen utanacaksın. Metrobüste kadına cinsel tacizde bulundu. Bu hareketi cezasız kalmadı. Ben susmayacağım, sen utanacaksın. Olay geçtiğimiz aylarda İstanbul Avcılar'da bir metrobüste yaşanmıştı. Metrobüste yolculuk yapan FÖ bir kadına hakaret edip cinsel saldırıda bulundu. Çocukları çekin. Çocukların psikolojisi bozulmasın. Metrobüsteki yolcular adama tepkiliydi. Şoför durumu hemen polise bildirmiş. Kadınsa olayın şokunu atlatamamıştı. Sakin falan olmayacağım. Bu çocukları çekin. Çocukların psikolojisi bozulmasın en azından ama böyle şerefsizler rahat rahat metrobüslerde hiçbir kadını taciz edemeyecekler. Ben susmayacağım sen utanacaksın. Yaşanan bu utanç verici olayla ilgili açılan davada karar çıktı. Mahkeme cinsel saldırıyı gerçekleştiren ve tutuksuz yargılanan tacizciyi 6 yıl hapse mahkum etti. Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler uzun süren mücadele sonunda kontrol altına alınabildi. Gecenin karanlığını ormanlık alanda çıkan yangın aydınlattı. Büyük panik yaşandı. Orayı aman, aman alışmasın iyi aman alışmasın. Alevler Hatay'ın İskenderun ilçesindeki ormanlık alandan yükseldi. Yangın, rüzgarın etkisine kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nden de 16 arazöz ve çok sayıda ekip yönlendirildi. Oraya aman ha, İyi sur, aman alışmasın. Yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Orman yangınlarıyla ilgili deneyimlerimiz, daha önce yaşadıklarımız terör örgütlerinin orman yangınları çıkartmak suretiyle ülkelere saldırdığı gerçeğini gözler önüne sermişti. Dikkatli olmak, uyanık olmak lazım. İstanbul Yeni Bosna'da bir tekstil atölyesinde patlama sonrası yangın çıkmıştı. İki kişi yaralanmıştı. Olayın görüntüleri, yeni görüntüleri ortaya çıktı. Tekstil atölyesindeki patlama işte böyle yaşandı. İstanbul Yeni Mob'da perşembe gecesi bir tekstil atölyesinde patlama sonrası yangın çıkmıştı. Faciadan dönülen olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerdi. 4 katlı atölyenin birinci katında şiddetli bir patlama yaşanıyor. O andan sonra büyük panik ve kargaşa meydana geliyor. Bir şey oldu, İhtiyeleri oldu. Ucuz atlatılan patlamanın ardından çıkan yangında iki kişi yaralanmıştı. Şimdi de Konya'dayız. Konya'da bir sürücü önündeki araçtan yol istiyor. Ancak, ancak Yol isterken saldırıya uğruyor. Bakın. Ne var kardeşim? Akan trafikte önündeki sürücüden yol istedi, saldırıya uğradı. Polis var orada, polis. Olay Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşandı. Bir sürücü otomobiliyle seyir halindeydi. Önünde seyreden araçtan yol istedi. Bunun üzerine öndeki otomobilin sürücüsü camdan elini çıkarıp tehditler savurdu. Aracıyla zikzak yapan sürücü, akan trafikte sol şeritte durup yol isteyen sürücünün yanına gelerek küfürler savurdu. Ne var kardeş? Ardından aracından aldığı levye ile yol isteyen sürücünün aracına zarar verdi. Polis var orada, polis. Saldırıya uğrayan sürücü hızla olay yerinden uzaklaşıp polis merkezine gitti. Olay anını araç kamerasına kaydeden sürücü saldırgan şoförden şikayetçi oldu. Konya'dan Kahramanmaraş'a götüreceğiz sizleri. Kahramanmaraş'ta dört çocuk trafiği birbirine katmışlar. Onlar kaçtı, polisler kovaladı. Burada, tamam. Dört çocuk çaldıkları iddia edilen minibüsle böyle kaza yaptı. Olayın adresi Kahramanmaraş. Özel bir şirkete ait minibüsün çalındığı ihbarı üzerine araç takibi alındı. Şüphelilerle polis arasındaki kovalamaca da minibüs devrildi. Araçtan yaşları 18'in altında 4 çocuk çıktı. Sağlık ekiplerince ayakta tedavileri yapılan şüpheliler emniyete götürüldü. Sabah ajansı devam ediyor. Saatlerimiz 7-10 dakika geçiyor. Sivas'ta ayağından yaralanmış yavru köpek bulan 5 çocuk onu belediyeye götürdüler. Köpeğin tedavisi için yardım istediler. Çocukların bu duyarlı davranışı cevapsız kalmamış. Minik yürekler yaralı köpek için seferber oldu. Yardım istekleri yanıtsız kalmadı. Sivas'ın Zara ilçesinde yavru bir köpek araba çarpması sonucu ayağından yaralandı. Ortaokul öğrencisi 5 çocuk buldukları yaralı köpeği kucaklayıp Zara Belediye binasına götürdü. Çocuklar yaralı köpeğin tedavisi için belediye başkanından yardım istedi. Yavru köpek belediye başkanının yönlendirmesiyle veterinere gönderilerek tedavi altına alındı. Çocukların yaralı köpeği kucaklarında taşıması belediyenin güvenlik kamerasına yansıdı. ve gazeteleri açıyoruz efendim bütün gazeteleri açalım e, ama velakin sizlere akşam gazetesini okuyacağız sabah telefonda hala ninni çalıyordu Türkiye'yi yasa boğan İzmir depreminde torunuyla can veren anne annenin enkazda bulunan cep telefonunda küçük barlası uyuttuğu ninni çalıyordu Allah rahmet eylesin manşette sabah gazetesinde bu hadise ve efendim minderin altın adamı koronavirüse yenik düştü. Efendim Reşit Karabaşak Türkiye'nin Güreşteki gurur Allah rahmet eylesin. Devam edelim. Üretime, ihracata, istihdama tam destek takvimin manşeti. Yeni Şafak'ta ölümüne kiralık. Ev sahiplerinin yeni numarası. Deprem nedeniyle çürük dairelerine kiracı bulamayan bazı ev sahipleri ilginç sahtekarlıklara başvurabiliyorlarmış. Ayrıntılar var. Yeni Şafak manşete çıkartmış. Yeni asır İzmir valisi. Deprem koronavirüsle ilgili rakam rakamları tetikleti diyor. Açıklamalar var manşette yeni asırda. Milat hemen milata bakalım. Kritik iki hafta salgına karşı alınan yeni kısıtlamalarla ilgili e, hadiseler var. Teslim olan PKK'lılar her güne lanet ettik diyor. Onların açıklamaları var. Türkiye ekonomiye güven artışı. Valiler korona patladı feryat ediyorlar. İzmir valisi Kastamonu valisinin açıklamaları var. Efendim. Skandal ötesi tam cinayet. Afganistan'da görev yapan Avustralyalı acemi askerlerin adam öldürmeye alışsınlar denilerek 39 sivili kasten katlettikleri ortaya çıktı. İnanılır gibi değil kan donduran bir açıklama ve Türk'ün seviyesiz müfteri. MHP Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu mafya arıyorsa, yeraltı dünyasının kanlı yüzlerini görmek istiyorsa, el ele gönül gönüle olduğu hainlere bakması şayet onuru varsa nedamet duyması tavsiyemdir. Terörist hayranı diyor Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Devlet Bahçeli ve çakıcı ülke ve millet sevdalısı bir ülkücüdür. Benim dava arkadaşımdır diye de ekliyor Devlet Bahçeli. Ayrıntılar Türk Gün Gazetesi'nde. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz yayınımıza efendim demiştik. Bakalım Yeni iPhone'lar için eskileri yavaşlattığı iddia edilen Apple tazminat ödedi. Para değil takım ruhu kazandı. Milli takımımızın son karşılaşmadaki mağlubiyetin ardından bunları görüyoruz. Yılbaşı biletleri satışta miyavcayı anlayacağız. Kedilerin miyavlamasını insan diline çevirebilecek bir uygulama geliştirilmiş. Şu hayli ilginç bir haber. Tekirdağ için korkutan uyarı. Profesör Ahmet Ercan Marmara'da beklenen büyük depremin İstanbul'da değil Tekirdağ'da olabileceğini iddia etti. Ayrıntılar akşamda. Devam ediyoruz yayınımıza. 2021'e aşıyla gireriz. BioNTech CEO'su Uğur Şahin virüs aşısı için gerekli şartları karşılama ve izinleri almaları halinde Aralık ortasında dağıtımın başlayabileceğini söyledi. Kanser riskini yüzde 40 azaltan D vitamininden bahsediliyor. Düğünler 18.30'da bitecek ayrıntılar var. Kekeç'e dua merhum ile ilgili haber. Başkan Erdoğan 59 yaşında virüse yenik düşen akşam yazarı Ahmet Kekeç'in Eyüp Sultan Haziresi'ndeki mezarını ziyaret ettiği Vaniköy Camii'nde incelemeler yaptı ilkesel olarak hakarete ve tehdide karşıyız. Bülent Turan, AK Parti Grup Başkan Vekili hakaret, tehdit kimden gelirse kime yapılırsa yanlıştır. İlkesel duruşumuz budur dedi İp Genel Başkanı. Meral Akşener'de Çakıcı'nın adını anmadan tehdit milli iradeye açıklaması yaptı. Yani Meral Akşener... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında durmuş olduğu bu hadiseyle ilgili diyenler var. Yorumu da ben ekleyeyim. Turkish kargo, şifa taşıyacak Ezgi Adana'da ailesiyle yaşayan psikolojik tedavi gören 23 yaşındaki Ezgi 11. kattan atlamış fotoğrafı var. Berlin'de vekile ters kelepçe Berlin'de hükümetin virüs politikalarına karşı düzenlenen gösteriye polis müdahale etti. Biz de bu görüntüleri dün yayınlamıştık Almanya'da PKK'ya izin bozkurtlara yasak Almanya'daki durumlar. Adama Azerbaycan bayrağı. Ermenistan, varılan anlaşma gereği Adam kentinden çekildi. HDP ile anayasa yapılabilir. Oğuz Salıcı, e, CHP Genel Başkan Yardımcısı. HDP ile anayasa yapabil, yapılabilir e, diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 5.587 ihraç. Merkez faizi %15'e çekti. Göz yaşlarıyla veda günü askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Yarbay Rahsim Sayın Edirne'de uzman çavuş Mehmet Sinan Kılıç Şanlıurfa'da toprağa verildi. Böylelikler. akşam gazetesinin ilk sayfasında yer alan bütün haberleri gösterdik, okuduk ve anlattık sizlere. Sabah ajansı devam ediyor. Sevgili seyirciler şimdi şimdi sabah ajansında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. Vahdetin Köşkü'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi yönetim kurulunu kabul etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi yeni bir yükseliş trendine sokacağız dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ihracatçılarla bir araya geldi. Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde tim heyetini kabul etti. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tim Başkanı İsmail Gülle, Tim Başkan Vekilleri İbrahim Pektaş, Mustafa Gültepe, Başaran Bayrak, Zeki Kıvanç'la Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Sektörler Konseyi üyeleri katıldı. 2 saat 10 dakika süren toplantının ardından Erdoğan kameraların karşısına geçti. Beklentileri tespit ederek, eksikleri tamamlayarak, yanlışları düzelterek Yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak düzenlemeleri ve uygulamaları hayata geçirerek Türkiye'yi yeni bir yükseliş trendine sokacağız. Bunu da ülkemizdeki her kesimle en başta da iş dünyamızla yakın diyalog, işbirliği ve uyum içinde gerçekleştireceğiz. Toplantıda ihracatçılar Erdoğan'a yeni ihracat seferberliğine ilişkin yol haritasını ve eylem planını sundu. Pandemide ihracatını artıran dört ülkeden biri olan Türkiye'nin geleceği için üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz diyen Tim Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin ihracat macerasına Erdoğan'la birlikte 35 milyar dolar seviyesinde başladığını söyledi. 200 milyar dolarlık ihracat hedefine ilerliyoruz dedi. Gülle, ihracat şurası düzenleyerek Türkiye'yi dünyada en çok ihracat yapan ilk 10 ülkeden biri olması adına çalışmalar yapmak istediklerini belirtti. Kadın ve gençlerin ihracata katılımını teşvik etmek amacıyla da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Erdoğan himayesinde her yıl genç ihracat zirvesi düzenlemeyi önerdi. Saatlerimiz 7.19'u gösteriyor. Sabah ajansı devam ediyor. Muhalefet cephesinde neler yaşanıyor? Gizli anayasa tartışmaları muhalefet cephesinde sürüyor efendim. Gizli anayasa gölgesinde görüşmeler. Acaba nasıl yapılmış? Neden gizlemişler? Bakalım. Genel başkanların biri gitti, diğeri geldi. Liderler genel merkezler arasında mekik dokudu. Siyasette HDP ile gizli anayasa tartışmalarının sürdüğü bir dönemde muhalefet cephesindeki baş döndüren görüşme trafiği dikkat çekti. teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Temaslar sıklaştı. CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi üçgeninde kapılar kapanmadı. Millet İttifakı yeni kurulan partilere de kucağını sonuna kadar açtı. Millet ittifakı olarak bir araya geldik. Evet geldik millet ittifakı olarak bir araya geldik. Konuştuk. Evet konuştuk. Temasların nezaket ziyaretleri kapsamında yapıldığı belirtilse de ortak anayasa çalışmaları, güncel siyasi gelişmeler ve ittifak başlıkları masadaydı. Genel başkanlar Cumhur İttifakı'na karşı işbirliği mesajlarını yineledi. Görüşmelerde kameralara bir diyalog takıldı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu'na "Zorla gizli anayasa çalışmalarını beraber reddedelim." ısrarında bulundu. Karamolluoğlu açık bir dille anayasa çalışmalarını reddetmedi. "Bir husus belirtelim." diyerek bir araya geldiklerini doğruladı. Orada şunu söyle, bir, temel bir husus." Biz o dönemde arkadaşladığımız Akşener hiç beklemediği bir yanıt alınca Karamollaoğlu'nun cümlesini yarıda kesti. O ayrı diyerek cevabını beklemeden yürüdü. İkili arasında yaşanan bu diyalog iddiayı ortaya atan İyi Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ'ın da gündemindeydi. Sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşan eski İyi Partili Özdağ, adına ister prensip, ister ilke, isterse de çerçeve deyin oluşturulan metin, Kabaoğlu'nun da dediği gibi anayasa çalışmasıdır. Karamolluoğlu da bunu doğrulamıştır diyerek iddiasını bir kez daha yineledi. Kardeşim Selahattin Demirtaş'ta HDP'de Türkiye'de yaşayan... Kürtleri temsil etmez, Kürtlerin tamamını temsil etmez. Bunlar Siyonist Yahudilerin amaç ve emellerine hizmet ediyorlar. PKK, PYD, YPG, KCK, siyasi parti maskeli adamları, arkadaşları, HDP... Hepsi bir ve beraberdirler ve dünyadaki Kürtlere değil, dünyadaki Siyonist Yahudilere hizmet etmek için kuruldular ve varlar. Efendim bir gelişme, önemli bir gelişme. Azerbaycan ordusu Adam'a girdi Karabağ'da. Büyük bir zafer kazanan Azerbaycan ordusu 27 yıldır Ermeni işgalinde olan Adam'a girdi. Karabağ'da büyük bir zafer kazanan Azerbaycan ordusu 27 yıldır Ermeni işgalinde olan Adama girdi. Bu gelişmeyi aktaralım sizlere. Peki Diyarbakır'da evlatları için HDP il binasının önünde nöbet tutan anneler acaba HDP'yi Selahattin Demirtaş'ı ve HDP'nin idarecilerini nasıl görüyor? Soru bu. Soru bu. Siyasi partilerin sözcüleri HDP'yi Selahattin Demirtaş'ı nasıl tarif ediyor değil? Kürt kökenli vatandaşlarımız ve bu memleketteki sıradan vatandaşlarımızın tamamı HDP'yi ve Selahattin Demirtaş'ı nasıl tanımlıyor? Soru bu. Sorunun cevabı çok uzun zamandır biliniyor aslında. Bakın Gözlerinde yaş, yüreklerinde acıyla evlatlarının döneceği günü bekliyorlar. Diyarbakır anneleri PKK-HDP tarafından daha kaçırılan çocukları için aylardır nöbette. Diyarbakır'da anne ve babalar evlatlarını PKK'nın elinden kurtarmak için başlattıkları oturma eylemi devam ediyor. İşte burası HDP Diyarbakır İl binasının hemen önü. Aileler evlatlarının HDP aracılığıyla daha götürüldüğünü belirtiyorlar. Ve burada evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak evlatlarını PKK'dan, HDP'den istiyorlar. 6 senedir oğlumu kaçırmışlar. 6 senedir haber alamadık. Oğlum gel, seni almadan burada bir yere gitmem. Nöbetteki 20 ailenin evladına kavuşması diğer acılı ailelere de umut oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10... Evlatları PKK tarafından kaçırılan aileler HDP Diyarbakır İl Binası önüne gelmeye devam ediyor. İşte o annelerden birisi de Hayme tutmuş, Bitlis Ahlat'a kaçırılan evladı için HDP il binası önünde, evlat nöbetinde. Oğlum senin için HDP il binasına nöbete geldim. Devlet seni bana getirecek. Kaç teslim ol. Allah rızası için çık gel. Ailelerin kararlı direnişine, muhalefetse sessiz. Her ne kadar açık olmasa da gizli ortakları olan, küçük ortakları olan HDP'yi küstürmek istemiyor. Şimdi tabii niçin küstürmek istiyor? Bugün bu anneler niçin mesela diğer partilerin önünde değil de HDP'nin binasının önünde oturuyorlar? Değil mi? Bunu bir sorgulamak lazım. Başta HDP'nin bunu bir sorgulaması lazım. Çünkü bakın birçok insan bu binaların ilçelerine ya da il binalarına girip oradan daha gidiyorlar. Yoksa buradan hani direkt helikopterlerle, uçaklarla helada gidecek halleri yok. Mesela CHP'nin genel başkanı, İyi Parti'nin genel başkanı bölge ziyaretler yapıyorlar. Ama nedense bu anneleri ziyaret etmiyorlar. Yani bu niçin ziyaret etmiyorlar? Bunu sorgulamalı lazım. Yani HDP onların küçük ortağı, gizli ortağı diye onu herhalde küstürmek istemiyorlar. Ne güzel konuştu adamcağız işte bu anneler babalar niye bir Başka siyasi partinin önünde değil de orada oturuyorlar. Bir daha söyleyelim. Geçenlerde bunu yayınladık. Bir kere daha yayınladık. On kere daha yayınlarız Allah'ın izniyle. O annelerden biri dedi ki evlatlarımızı teröristler gelip evimizden alıp götürmediler. HDP il ve ilçe teşkilatlarındakiler HDP il ve ilçe binalarından evlatlarımızı alıp daha teröristlere götürüp teslim ettiler. Feryat bu. Muş'ta. Terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan terörist emniyette ailesiyle buluşturuldu. İkna edildi terörist ailesiyle buluştu. Ay, Abi. 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 İkna yoluyla teslim olan terörist ailesiyle buluştu. geçen yıl kandırılarak Irak'ın Zaho ve Gara bölgesinde terör örgütüne katılan 26 yaşındaki FK, polis ekiplerinin 6 ay süren çabası sonucu ikna edildi. Bir yıl boyunca PKK'nın kamplarında kalan ve zor günler geçiren FK, 17 Kasım'da terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Polis ekiplerince Muş'a getirilen FK, İl Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşturuldu. Devletimizi başımızdan eksik etme Allah'ın ayak altına alma. Duygusal anların yaşandığı buluşmada aile polis ekiplerine teşekkür etti. Rabbim sen Çok rahat. FK, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Turko, Çerkezoğulları, Turko ekibi yayınımıza mesaj göndermiş. Erkan Tan, PKK sever, HDP'ye, Fethullah Gül'e kahpesinin adamlarına sevenlerine, Selahattin Demirtaş'a sahip çıkanlar, Alaaddin Çakıcı'ya sahip çıkan Devlet Bahçeli'ye laf söylüyorlar. Net kitabın orta yerinden Turku ekibi konuşmuş. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre hafta sonu kısıtlı saatlerde özel araçlarıyla şehirler arası seyahate çıkmak isteyenler ne yapacaksınız? Kimler nasıl seyahat edebilecek? Özel araçlarıyla anlatalım sizlere. Yeni tedbirlerle birlikte özel araçla hafta sonu gezileri, şehirler arası seyahatler yasak. İstisnai durumlarda e-başvuru ve Alo 199 sistemleri üzerinden ya da valilik ve kaymakamlıklardan seyahat izni alınacak. <laughs> Vakaların artmasıyla birlikte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı tedbir paketleri kapsamında seyahatlere de yasak geldi. Cuma gününden itibaren geçerli olacak kısıtlamalarda tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyenler doktor raporuyla sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu olanlar, birinci derece yakınının cenazesine katılacak olanlar, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelen ve kalacak yeri olmayıp ikametine dönecek olanlar, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler, özel veya kamudan günlü sözleşmeye tabi yazısı olanlar, ceza infaz kurumundan salı verilenler muaf tutulacak. Koronavirüs vakalarının arttığı İstanbul'da kısıtlamalar öncesi denetimler de sıklaştı. İstanbul Emniyetine bağlı ekipler özellikle otobüslerde koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Polis ekipleri otobüste yolcuların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını ve maske takıp takmadıklarını kontrol ediyorlar. Polis ekipleri otobüsleri tek tek durdurup hem şoförleri hem de yolcuları uyarıyor. Kontrollerimizi sıklaştırdık. Sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat ediyoruz. Maskeyi usulüne uygun olarak e, ağzımızı ve burnumuzu kapayacak şekilde kapatmamız gerekiyor. Virüsten korunma konusunda en önemli tedbir elbette maske. Polis ekipleri toplu ulaşım araçlarında veya dışarıda maske takmayan kişilere 900 lira para cezası kesiyor. Bizden söylemesi haberiniz olsun diyor alışveriş merkezlerindeki durumla yeni halle sabah ajansında birlikte elimizi sürdürüyoruz. Covid-19 vaka sayılarındaki artış beraberinde kısıtlama ve tedbirleri de getirdi. O tedbirlerden biri de AVM'ler için alındı. Covid-19 kapsamında alınan yeni önlemlerle AVM'lere artık sabah 10 ile akşam 8 arası ziyaretçi kabul edilecek. Ayrıca her zaman olduğu gibi maske, dezenfektan ve sosyal mesafe kurallarına da önem verilecek. Alışveriş merkezlerinin açık kalma süreleri saat 10-20 arasında olacak. Toplu kullanım alanlarının başında gelen alışveriş merkezlerinde, yemek katlarındaki restoranlar yalnızca paket ve gelal servis olarak hizmet verecek. Covid 19 kapsamında alınan yeni önlemlerle bundan sonra AVM'lerdeki restoranlarda bu şekilde oturup yemek yiyemeyeceksiniz. Sadece gelal hizmeti ya da paket servis olacak. Acil işim olmayınca e, karabalık ortama girmek yok. Evet, gezmek için gidiyorum. Hayır, sıklık gelmiyorum. Mesela şu an için buradasınız? Şu an e, babam için gözlük aldık. Gözlük almaya geldik. E, giriş çıkış saatleri değişecek. E, Cuma akşamından itibaren, Cuma akşamı 8'de kapanacak alışveriş merkezleri. Ondan sonraki dönemde e, saat 10 ile 20 arası faaliyette olabilecekler. Daha önce 10 ile 22 arasında faaliyetteydi eee faaliyetteydik. aslında biraz İran'dan beri çok ciddi tedbirler alışveriş merkezlerinde alınıyor. Bu dönemde oturma olmayacak. Tabi tabii hani maskeler çıktığı için kafe ve restoranlar en çok riskli alanlardı. Her ne kadar tüm tedbirler alınıyor olsa da geçici bir süre sadece paket servis yapabilecekler ve algıç şeklinde hizmet verebilecekler. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir telekonferans sırasında yaşadığı öksürük krizi hem dünyada hem Rusya'da hem Türkiye'de hayli konuşuldu. <laughs> Kendini tuttu, yutkundu ama öksürük krizine mani olamadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telekonferans sırasında öksürük krizine girdi. <laughs> Öksürük nedeniyle konuşması sık sık bölünen Putin'in görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. <laughs> Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Rusya'da vaka sayıları artmaya devam ediyor. Hal böyle olunca Putin'in öksürük krizine girdiği o görüntüler ülkede büyük paniğe neden oldu. <laughs> Putin'in koronavirüse yakalanıp yakalanmadığı merak konusu olurken Kremlin açıklama yaptı iddiaları kesin bir dille yalanladı Hikmet Hocaoğlu mesaj göndermiş Erkan Tan. Toplu ulaşım değil toplu bulaşım var İstanbul'da. Bunu anlatsana oradan diyor. Hikmet Hocaoğlu'nun mesajından anlatalım. Toplu ulaşım değil toplu bulaşım. Araçlarını kontrol edeceklerse günde 3 milyon insan taşıyan İstanbul'daki metrobüs adı artık koronabüs oldu. Onları kontrol etsin polisler. Erkan abi İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediye başkanı ne yapıyor? Bilmem. Bilen var mı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ne yapıyor? Devam edelim. Ermenistan'dan geriye kalan mühimmatlarla devam ediyoruz. Ele geçirilen zırhlı araçlar Bakü'ye götürülmüş. Ermenistan cephe hattında ağır bir yenilgi alarak ateşkes anlaşmasını imzaladı. Azerbaycan ordusuysa Ermenistan güçlerinden geriye kalan silah ve mühimmatları başkent Bakü'ye sevk etmeye başladı. Karabağ Savaşı'nda Ermenilere çok ağır darbe vuruldu ve çok sayıda zırhlı araç ve askeri araç ele geçirildi. İşte o araçlar sergilenmek üzere tırlar üzerinden Bakü'ye götürülüyor ve Bakü'de halkın ziyaretine açılacak. A Haber ekibi ele geçirilen zırhlı araçları görüntüledi. Bakın şu an Gence-Bakü Karayolu üzerindeyiz ve Gence-Bakü Karayolu üzerinde yoğun bir asker hareketlilik var. Hareketlinin nedeni de işte Ermenilerden ele geçirilen zırhlı araçlar ve bu zırhlı araçlar Karayolu'yla Bakü'ye yaklaşık 350 kilometre ilerideki Bakü şehrine Azerbaycan'ın başkentine götürülüyor ve Azerbaycan'ın başkentine... Binlerce, milyonlarca Azerbaycanlının ziyaret etmesi sağlanacak. Yine Ermenilerden ele geçirilen iki ayrı kamyonu görüyorsunuz ve kamyonlar yine çatışmaların izlerini taşıyor ve arka tarafta kurşun izlerini, şarapnel izlerini görüyorsunuz. Muhtemelen bir roketle vurulan bir kamyon. Ermenistan ordusundan geriye kalan zırhlı araç ve mühimmatların daha sonra Bakü'de sergilenmesi planlanıyor. Şimdi sabah ajansında Amerika ve Fransa'nın Azerbaycan-Ermenistan savaşıyla ilgili hazımsızlığından bahsedeceğiz. Bu hazımsızlık ifadesini kullanan kim? Rusya Dışişleri Bakanı. Amerika ve Fransa Dağlık Karabağ'da varılan ateşkesten rahatsız oldu. Dikkat çeken iddiayı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gündeme getirdi. Rus Bakan, İki ülkenin bölgede çatışmaları durduran anlaşmada rol almadıkları gerekçesiyle gücendiklerini ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde de Amerikan ve Fransız meslektaşlarımla Dağlık Karabağ'la ilgili temaslarımda da gücenildiği hissediliyor, bu çok üzücü. Rusya televizyonuna konuşan Lavrov, her dakikanın önem arz ettiği böylesine kritik bir durumda Paris ve Washington'ı telefonla arayıp fikir almanın mümkün olamayacağını dile getirdi. İsim vermeden Fransa ve Macron hükümetine hedef gösteren bakan, Avrupa Birliği içerisindeki siyasette parlama arzularının ön plana çıkmasını üzücü olarak değerlendirdi. Saat tam 8 ve yeniden birlikteyiz. Burası A Haber, A Haber Televizyonu'nda ve A Haber Radyo'da sabah ajansı devam ediyor. Hafta içi sabah saat tam 7'de başlıyor sabah ajansı. Sevgili seyirciler saat 7'de yayına başladık. Biz yayındayken Azerbaycan'dan müthiş, güzel ve sevindirici bir haber geldi. Dağlık Karabağ'da bir ilçe daha uzun hasretin ardından ana vatana Azerbaycan'a kavuştu. Dağlık Karabağ'da bir ilçe daha uzun hasretin ardından ana vatana kavuştu. Azerbaycan ordusu 27 yıl işgal altındaki Ağdam'a girdi. Dağlık Karabağ'da yenilgiyi kabul ederek ateşkes imzalayan Ermeni güçlerinin Adam'dan çekilme süreci tamamlandı. Ermenistan'ın boşalttığı ilçe tamamıyla Azerbaycan'ın kontrolüne bırakıldı. Ermeniler bölgeden çekilmeden önce birçok iş yeri, karakol, okul ve evi ateşe verdiler. İlçe genelinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Adam kentinin %77'lik bir kısmı 1993 yılında Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmişti. Yaklaşık 200 bin Azerbaycanlı yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kalmıştı. Dağlı Karabağ'da bir ilçe daha uzun hasretin ardından ana vatana Azerbaycan'a kavuştu. Azerbaycan ordusu 27 yıl işgal altında kalan adama girdi. Ermenistan'ın kademeli olarak çekildiği topraklara yerleşen Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türk bayrağı da diktiler. Bir millet, iki devlet işte bu. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Elhamdülillah. Karabağ'ın azad olmasında bize yakından kömek gösteren kardeşimiz, bir millet, iki devlet, Türkiye'nin şerefine Türk bayrağı dalınır. Azerbaycan bayrağından yanaşı. Evet. Karabağ Azerbaycan'dır. Evet. Sağ evet. olsunlar. Türkiye'ye teşekkür ettiler. Şanlı Türk bayrağını Karabağ topraklarına diktiler. Ermenistan'ın kademeli olarak çekildiği dağlık Karabağ topraklarında Azerbaycan'la Türk bayrağı yan yana dalgalandı. Karabağ'ın azad olmasında bize yakından çömen gösteren kardeşimiz bir millet, iki devlet Türkiye'nin şerefine Türkiye bayrağı kaldırılır. Azerbaycan bayrağından yanaşı bana bak Evet. Sağ olsunlar. Allah sizi cana Ermenistan'ın Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Batı bir an bile yalnız bırakmadı. Aslında yenilenler işte bunların tamamı. Rusya'da yenildi, Amerika Birleşik Devletleri yenildi, Fransa yenildi, Batı yenildi. Bir an bile Yalnız bırakmadılar Ermenileri. Ermeni genel itiraf etti. Halka verilen bilgilerin tamamı yalandı dedi. Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgilerin tamamı yanlıştı. Ermenistan eski genelkurmay başkanı Moses Akobyan, ülkesinin Karabağ'da 44 gün süren çatışmalar boyunca izlediği aldatma politikasını işte bu sözlerle itiraf etti. Savunma Bakanlığı'nın Ermeni halkına kesintisiz olarak yalan bilgi aktardığına dikkat çeken Akobyan açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Ermenistan Savunma Bakanlığı Bilgi Merkezi'nin görevlerinden biri düşmanı yanıltmaktı. Ancak bir standart vardır. Yalan %30'u geçmemelidir. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın yaydığı bilgilerse %100 yanlıştı. Akobyan ayrıca söz konusu durum nedeniyle istifa etmek istediğini ancak durumun ciddiyeti nedeniyle vazgeçtiğini ifade etti. Çatışmaların sonlanmasının ardından eski Genelkurmay Başkanı 18 Kasım'da görevinden istifa etmişti. Birlikteliğimiz devam edecek. Allah'ın izniyle inşallah hem masada hem sahada Türkiye Cumhuriyeti Devleti dost ve kardeş Azerbaycan'la bir ve beraber olmayı sürdürecek. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla devam ediyoruz. Salgını lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir dedi. 4542 yeni hasta, 123 can kaybı. Sağlık Bakanlığı 19 Kasım Türkiye günlük korona tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 157756 kişiye COVID-19 testi yapıldı. 4542 kişi kayıtlara yeni hasta olarak geçti. 123 kişi ise koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Böylece virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 11943'e yükseldi. Ağır hasta sayısı ise 3850 olarak kayıtlara geçti. Bu arada koronavirüsü yenenlerin sayısında da artış oldu. 2918 kişi daha sağlığına kavuştu. Böylece virüse karşı başarı elde edenlerin sayısı 364.573 oldu. Tabloyu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tedbirlere dikkat çekti salgını lehimize çevirmeliyiz dedi. 4542 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3850'ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın. Ve Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamaları da önemliydi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da önemli açıklamalar yaptı. Sabah Ajansı'nda şimdi hemen Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamalarına getiriyoruz huzurlarınıza. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla 81 ile yüz yüze eğitim genelgesi gönderildi. Genelge'de 4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacaktır denildi. Genelgeye göre sınavlar bu tarihten sonra yapılacak. Ancak son karar salgının seyrine göre alınacak. Süreç içerisinde hastalık, izin ve benzeri nedenlerle canlı ders uygulaması yapamayan öğretmenlerin yerine öğretmen görevlendirmesi yapılacak. Uzaktan eğitim sürecinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla okul yönetimleri tarafından zümre öğretmenleri ve rehberlik servisinde görevli öğretmenlerle birlikte yapılacak planlama doğrultusunda öğretmenler haftada en az bir gün okula giderek değerlendirme yapacak ve sınıf defterlerini işleyecek. Bilim ve sanat merkezleri öğrenci seçim sürecinde yetenek alanlarına ilişkin olarak gerçekleştirilen bireysel değerlendirmeler yapılmayacak. Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında aralarında motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları gibi yaygın eğitim faaliyetleri yapan özel eğitim kurumlarında dönem sonu sınavları sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek. Destekleme ve yetiştirme kurslarıyla takviye kurslarına 4 Ocak 2021'e kadar ara verilecek. Ayrıca pansiyonlarda da barınma hizmeti verilmeyecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medya hesabından birinci dönem sınavlarının iptal olmadığını ve 31 Aralık'tan sonraya ertelendiğini duyurdu. Şimdi efendim kısıtlamalar konusunda sokaktaki vatandaş ne düşünüyor? Ne hissediyor? Bu konuyla devam edeceğiz yayınımıza. Çok önemli. Virüs var mı? Var. Tehlikeli mi? Tehlikeli. Alınan önlemler önemli mi? Önemli. Dikkat edilmeli, uyulmalı mı? Evet. Bunlar tamam. Bir de bu virüsü dünyanın başına bela eden şeytani üst akıl var. Koronavirüs Covid-19 etrafında dönen dolaplar, film fırıldaklar var. Bu virüsle dünyaya yeni bir nizam vermek isteyenler var. E sıfırlama, şu ana kadar olan biten her şeyi sıfırlayıp dünyaya yeni nizam vermek isteyen şeytani üst akıl mensupları var. Bu da var yani virüsle beraber bunları da unutmamalı sevgili seyirciler. Kuaförler ve berberler sabah saat 10 ve akşam 20 arasında faaliyet gösterecek ve tedbirler sıkı bir şekilde uygulanmaya devam edecek. Bütün müşterilerden bütün arkadaşlarımıza söylesin herkes randevu sistemine uyusunlar ki biz de rahat edelim onlar rahat etsin. Yani içeride kalabalık olması sakıncalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Kahvehane ve kıraathane yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı olacak. Yani çaylı sohbetlere bir süre ara verilecek. Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek. Hava karardı. Ailenizle veya arkadaşlarınızla bir akşam yemeğine karar verdiniz. Ancak lokantalar ve restoranlar açık olmayacak. Kısıtlamalar gereği lokantalar ve restoranlar paket servis yapacak şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı süreci. İl Hıfzı Sağ Kurulları bu sınırlamayı genişletebilecek. Sigara yasağını nasıl değerlendiriyorsun? Abi ben iyi değerlendiriyorum. Çünkü zaten rahatsız oluyordum. Durakta falan otururken insanlar yanımızda maske çıkartıp rahatça içebiliyordu. Sonuçta o dumanı içine çekip geri salıyor. Oksijene karışıyor. Biz de o dumanı içimize çekebiliriz. Onda. da Korona varsa bize de bulaşma ihtimali var. Ya bunu bir genç olarak söylüyorum ben zaten sigara kullananlardan çok hoşlanmıyorum. Ee, bu ceza çok iyi oldu bir kere. Yani çünkü e, şimdi aynı şekilde astım hastaları sigaradan hoşlanmayanlar hem de aynı zamanda COVID'i etkilemesi bunlar önemli şeyler. Meydanlar İstanbulluların en çok vakit geçirdiği ve en çok buluştuğu yer olarak dikkatleri çekiyor. İşte bu yüzden tedbirler kapsamında meydanlar bir süreliğine yasaklandı. Efendim tedbirlere uymalı mıyız? Evet. Tedbirler önemli. İlan edilen tedbirlere, emirlere, yasaklara titizlikle uymalıyız. Evet. Ve fakat, ve fakat sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Koronavirüsü dünyanın başına bela eden ve bu virüs aracılığıyla dünyaya yeni bir nizam vermek isteyen şeytani üst aklı. Onların sinsi tuzaklarını da unutmamalıyız. Devam edelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi heyetini kabul etti. Görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da katıldı. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında dikkatler ekonomiye çevrilmişken önemli bir görüşme de İstanbul'da gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gül'le ve beraberindeki heyeti Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Türkiye'nin bölgesel ve küresel krizler arasında kendine yeni bir gelecek inşa etme mücadelesi verdiği bir dönemden geçiyoruz. Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu. Şimdi önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek için yine aynı yolu kullanacağız. Demokrasimizi, hak ve özgürlükleri, hukuku güçlendirerek, yatırımları canlandıracak, ekonomimizi büyütecek, istihdamı artıracağız. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde son ekonomik gelişmeler de değerlendirildi. Küresel siyasi ve ekonomik güç dengelerinde ancak 100 yılda bir görülebilecek bir değişimin yaşandığını artık herkes kabul ediyor. Türkiye yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende gücünü ve etki alanını genişletmek için her türlü fırsata, imkana ve altyapıya sahiptir. Şimdi efendim 10 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleşecek önemli bir etkinlik hakkında bilgi verelim sizlere. Ekonominin nabzı 10 Aralık'ta İstanbul'da atacak. Dördüncü İstanbul Ekonomi Zirvesi. Türkiye'nin en büyük ekonomi organizasyonları arasında yer alan İstanbul Ekonomi Zirvesi bu yıl dördüncü kez toplanacak. Zirveye katılan yerli ve yabancı yatırımcılar Türkiye'de yatırıma davet edilecek hedeflerimizin arasında yıllık 1 milyar dolar yatırım yaptırma gibi bir arzumuz var. Ben inanıyorum ki gelecekte en Türkiye'nin önü çok açık. 10 Aralık'ta Hasan Kalyoncu Üniversitesi İşbirliği ve Kalyon PV ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek zirvede yeni dünya düzeni ve sürdürülebilir kalkınma konularına odaklanılacak yenilenebilir enerji, turizmin geleceği, toplum 5.0, siber savaşlar ve yapay zeka, tarımda sürdürülebilirlik, uluslararası gıda arz güvenliği ve COVID-19 sonrası sağlık ekonomisi gibi başlıklar masaya yatırılacak. Türkiye'nin büyüyen bir trendi var ama bunun daha iyi bir yere gitmesi gerekiyor. O yüzden de bu tür etkinliklerin de yapılması gerekiyor. Yurt içi, yurt dışı konuşmacılarımız ve yatırımcılarımız olacak. Ee, dolayısıyla nasıl e, asker, polis, hemşire, doktor, öğretmen herkes işini yapıyorsa iş insanı da işini yapmak durumunda. Biz de tam bu noktada işimizi yapıyoruz. Ve gazetelerle devam ediyoruz. Önce efendim yeni Akit gazetesini göstereceğiz. Sonra sabah gazetesini göstereceğiz ama hepsini bir açalım. Gazetelerin saatlerimiz 8'i 14 dakika geçiyor. Yeni Akit Ahmet Kekeç merhumun mezarında dua, vefalı dost Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı var. Yoğun programı e, sebebiyle cenazesine katılamadığı merhum Ahmet Kekeç'in kabri başında dua etti. Ayrıca ayrıca efendim, e, Vaniköy camii ile ilgili olarak da Efendim biliyorsunuz orada o caminin yanmasıyla ilgili olarak da değerlendirmeler yaptı. Tarihi Vaniköy Camii'nde incelemelerde bulundu. İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni iflasa sürüklüyor. Yeni akit gazetesinde ilk sayfada bu başlığı görüyoruz. Efendim Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve iştiraklerinin AK Parti dönemine göre büyük oranda zarar ettikleri ve yıllık gelir beklentisinin altında kaldıkları ortaya çıktı. İflasa sürüklüyor Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni. Haber bu. Ve manşet küfür parti kursa adı CHP olurdu. Çakıcı'nın Alaaddin Çakıcı'nın mektubuna isyan eden Kılıçdaroğlu ve abanesinin geçmişi Küfür ve tehditlerle dolu. Alaaddin Çakışı'nın kaleme aldığı mektup üzerinden yaygara kopartan Kılıçdaroğlu'nun 10 yıllık genel başkanlık dönemi yalan, iftira, küfür ve hakaretlerle dolu. Yani bunların ağababasının CHP olduğunu gözler önüne seren bir haber. Küfür parti kursa adı CHP olurdu. Alaaddin Çakışı'nın mektubuna isyan eden Kılıçdaroğlu ve abanesinin geçmişi küfür ve tehditlerle dolu İslam düşmanlığının çıban başları Macron ve Kurt Fransa Cumhurbaşkanı Avusturya Başbakanı'nın fotoğrafları var. Akıtalık sayfayı yeni akitte devam edelim. Güvenli liman Türkiye yabancı turistler salgın bitene kadar ülkelerine dönmek istemiyorlar. Ve Mahmut Tanal'ın yani CHP İstanbul Milletvekili'nin DHKP'li teröristlerine hapis diyor haber ayrıntısıyla Yeni Akit'te. Sabah gazetesini açalım ve onunla devam edelim. Çocukları virüse karşı güçlendiren besinler sabah gazetesinde ayrıntısıyla yer alıyor. Türkiye'nin güreşteki gururu Reşit Karabaşak 66 yaşında koronavirüse yenildi. Minder'in altın adamı koronavirüse yenik düştü. O kadar rakibi yendi ama bu hastalığı yenemedi dedi ee, eşi Melike Karabacak. Kaynanan burada yakalayın eski Türkiye güzeli sinem Sülün hakkında yakalama kararı olan eski kayın validesi ve kayınpederini restoranda görünce polise ihbar etti. Kuruluş Osman'ın zaferi günaydın ekinden okudum bu son iki haberi efendim. Tüm kişilerde birinci olmuş Kuruluş Osman. Çarşamba gününde yine damga vurmuş. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Girişimciliğin hamisiyiz. Para dergisinin girişimcilik zirvesi online gerçekleşmiş. Haberi var. Merkez Politika faizini 4,75 puan arttırdı. Telefonda hala ninni çalıyordu. Türkiye'yi yasa boğan İzmir depreminde torunuyla can veren anne annenin enkazda bulunan cep telefonunda küçük barlası uyuttuğu ninni çalıyordu. Son sözü seni seviyorum anne oldu anne anne Fatma Ateş depremden 14 dakika önce barlasın annesine seni seviyorum dediği videoyu kızına gönderdi. Ardından uyumaya hazırlanan torununun yataktaki son fotoğrafını çekti ve altına biz uyuyoruz yazdı. Ebediyet uykusuna yattılar diyor. Haberde ayrıntılar var. Başkan Erdoğan yanan Vaniköy Camii ile ilgili bilgi aldı usta kalemlere vefa ziyareti Başkan Erdoğan gazeteci Ahmet Kekeç ve Şule Yüksel Şenler'in mezarlarını ziyaret edip dua okudu. Yeni bir yükseliş trendine gireceğiz. Tim heyetini kabul ettiğinde Başkan Erdoğan bunları söyledi. Akıtalım ilk sayfayı efendim. İki Türk'ün virüs aşısı yıl sonu dağıtımda. Uğur Şahin ve Özlem Türeci geliştirdikleri aşı için onay sürecini bekliyorlar. Avrupa'da özgürlükler ayaklar altına alındı. Dün görüntüleriyle verdik efendim. Fransa'da yaşananlar, Almanya'da yaşananlar. Suça karışmayan Türk derneklerini kapatmaya hazırlanıyor Almanya. Suça karışmasalar da Dernekleri kapatmaya hazırlanıyor Almanya. Ve FETÖ mağduru 22 yıl sonra vatana döndü. FETÖ'nün selam tevhid soruşturmasıyla kumpas kurduğu gazeteci Aydın Koral 22 yıl sonra İsviçre'den Türkiye'ye geldi. Şimdi FETÖ'cüler hesap veriyor dedi. Yorgun mermi ve doktor ihmaliyle engelli kaldı. İstanbul'da Mert Aksu top oynarken yere yığıldı. Tomografisine bakan doktor çarpma sonucu başı yarılmış dedi. Dikiş atmakla yetindi. Evde fenalaşınca başına yorgun mermi saplandığı anlaşıldı. Mert engelli kaldı. İhmalkar doktora dava açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eylem planlayan iki teröriste 25'er yıl 6'a altışa ay hapis cezası verildi. PKK Suruç Belediye, Suruç Belediye Başkanı Tekin Alp ve oğlunu K HDP karşıtı diye öldürmüş. Kaza şehidi Yarbay Edirne'de uzman çavuş Şanlıurfa'da toprağa verildi. Ve okuduk yeni sabah gazetesini, sabah gazetesinin bugünkü sayısını. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler birlikteliğimiz devam ediyor. Burası A Haber, A Haber Televizyonu'nda ve A Haber Radyo'da. Şimdi... Şimdi efendim Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda CHP'nin başvurusu üzerine Alaaddin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili haberimiz geliyor huzurlarınıza. Siyaset kurumu eğer Gidip de bir ma mafya mensubuna sahip çıkıyorsa burada bir sorun var demektir, demokrasi açısından sorun var demektir, hukuk açısından sorun var demektir. Bunları aşmalıyız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri üzerine Nisan ayında cezaevinden çıkan Alaaddin Çakıcı, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Hakaret ve tehditte bulundu. Siyasi kulisleri karıştıran tehditle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı. AK Parti'den ilk değerlendirme Grup Başkan Vekili Bülent Turan'dan geldi. Turan, "Edindiğim bilgi kadarıyla savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. Hukuk gereğini yapar." dedi. "Hakaret, tehdit kimden gelirse, kime karşı yapılırsa bu yanlıştır. Hukuk çerçevesinde gereği yapılır, yapılmalıdır. Hukuk herkese eşit uygulandığında kıymetlidir. İlkesel duruşumuz şudur. Kişilere bağlı gündem olmaması gerekir." Her gün Cumhurbaşkanı'na da bize de ağır tehditler geliyor. Edindiğim bilgi kadarıyla savcılık gerekli soruşturmayı başlatmış. Kendi mecrasında yürüyecektir. İbretle izliyorum. Turan, tartışmanın Kılıçdaroğlu'nun konuşması üzerine başladığına dikkat çekti. Çakıcı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldığı dönemde CHP'lilerin sessiz kaldıklarını da hatırlattı. Kılıçdaroğlu, anayasa çalışmasını kapatma telaşında. Bu tartışmanın başladığı yer... Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıdır. Hala gündem yapmalarının esas nedeni, yakalandıkları anayasa çalışmasının ortaya çıkmasından kaynaklı telaş olduğunu düşünüyorum. Erdoğan'ın öldürülmesini içeren pankartlar açıldı, killer denildi. Hiç Kılıçdaroğlu'ndan tek krama duydunuz mu? MHP'nin Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkisi de devam ediyor. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yazılı açıklama yaptı. Hedefinde Kılıçdaroğlu vardı. Takke düşüp kel görünmüştür. Çünkü yerel seçimlerde CHP'nin öncülüğünde İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP temsilcilerinin de katılımıyla çok kültürlülüğü ve iki dilli toplumsal yapıyı öngören bir anayasa taslağı hazırlandığı artık bütün herkesin malumu olmuştur. Çünkü CHP ve yancılarının oy arttırmak uğruna Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan bu bölücü ihanet hamlesi gün yüzüne çıkmış ve zilletçilerin demokrat maskesi düşmüştür. Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP sözcülerinin MHP'nin asla vazgeçemeyeceği değerleri ve Alaaddin Çakıcı üzerinden devlet krizi iddiasında bulunup, bir bardak suda fırtına koparmasının arkasında da suçüstü olayını örtbas etme çabası yatmaktadır. Karanlık kapılar ardında gizli anlaşmalarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kaderini yerle bir etmekle mücadele eden, bunlar için çaba sarf edenlerle beraber olanlar elbet bir gün milletimizden de hak ettiği tokadı yiyeceklerdir diye düşünüyorum. MHP'ler ağır konuşmuş gizli anayasa yaparlarken yakalandılar. Gündemi değiştirmek için bu iddialarla gündemdeler diyorlar sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Türk Gün Gazetesi'ne bakalım. Seviyesiz müfteri başlığını görüyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu mafya arıyorsa, yeraltı dünyasının kanlı yüzlerini görmek istiyorsa, el ele gönül gönüle olduğu hainlere bakması, şayet onuru varsa ne nedamet duyması tavsiyemdir. Kılıçdaroğlu'nun terörist Selahattin Demirtaş'a hürmet ve hayranlığı bellidir. Sorosun tetikçisi ve tedarikçisi tarihçisi Osman Kavala'ya sevgi ve sempatisi bilinmektedir. Ellerinde Mehmetlerimizin kanı bulunan bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle içli dışlı olduğuysa son derece berraktır. Alaaddin Çakıcı ülke ve millet sevdalısı bir ülkücüdür. Benim dava arkadaşımdır. Kılıçdaroğlu aleyhine işleyen gündemi değiştiremez. Yama tutmayan açıklarını kapatamaz. PKK ile işbirliğinin FETÖ diyaloglarının demokratik faturasına mutlaka katlanacak olacaktır diyor efendim Devlet Bahçeli. Devam edelim yayınımıza. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü törenlerine Kılıçdaroğlu'nun davet edilmediğini iddia etmişti. Resmi davetiyeler ortaya çıkınca Engin Altay sözlerinin çarpıtıldığını öne sürdü. Peki gerçekten sözleri çarpıtılmış mı? Bakalım. Meclisteki siyasi parti gruplarına bir nezaketen buyur denmez mi ya? Davet meselesi çarpıtılıyor. Meclis Genel Kurulu'ndaki sözlerini inkar etti. Açıklamalarının çarpıtıldığını savundu. <laughs> CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenlere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davet edilmediğini dile getirmiş, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a tepki göstermişti. Meclisteki siyasi parti gruplarına bir nezaketen buyur denmez mi ya? Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tam olarak şöyle söyledim. Ne dediysem de arkasındayım. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na bir davet gelmemişse, gelip gelmediğini bilmiyorum demek suretiyle bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılmış bir saygısızlıktır dedi. CHP'li Altay Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ve AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın resmi davetiyi göstermesine rağmen geri adım atmadı. Sözlerinin çarpıtıldığını iddia etse de görüntüler Altay'ı yalanladı. 6 Kasım 2020. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle sizi ve kıymetli eşinizi aramıza görmekten onur duyacağımızı iletir. En iyi dileklerimi sunarım. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar. Siyaset bu değil ki. Sayın Kılıçdaroğlu da, Sayın Meral Akşener de davetli. Hikmet Hocaoğlu mesaj göndermiş. Alaaddin Çakıcı'ya mafya diyenler diyor O Hikmet Hocaoğlu mesajında. Selahattin Demirtaş'a terörist diyemiyor abi. Uyuşturucu satan Selahattin Demirtaş'ın çok sevdiği PKK'lılar değil mi? İnsan ticareti yapan onlar değil mi? Asker polis şehit eden Selahattin Demirtaş'ın çok sevdiği PKK'lılar değil mi? Erkan abi diyor Hikmet Hocaoğlu. Alaaddin Çakıcı'ya mafya diyenler Selahattin Demirtaş'a terörist demiyorlar diyemiyorlar. Yayına notu düşelim ve devam edelim efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki terör eylemi girişimi davasında karar oluştu. Meclise girip sansasyonel eylem yapmaya çalışan DHKPC'li teröristlerin cezası belli oldu. Görüntüler 19 Mayıs 2019'a ait. DHKPC terör örgütünün iki üyesi Mualla Zincir ve Eylem Yücel meclise gelerek CHP'li vekil Mahmut Tanal'la görüşeceklerini söyledi. Girişteki görevliler tarafından aranan CHP'li vekil Tanal ziyareti doğruladı. İkili arama noktasına geldiğinde meclis çalışanlarını rehin almaya çalıştı. Güvenlik görevlileri hemen müdahale etti. Teröristler etkisiz hale getirildi. Üzerlerinden bomba süsü verilmiş bir kutu ve uç kısmına kesici cisim bantlanmış kurşun kalem çıktı. Adliyeye sevk edilen iki terörist tutuklu olarak yargılandı. Davaya bakan mahkeme, silahlı terör örgütüne üye olmak, terör amacıyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, görevi yaptırmamak için direnmek ve mala zarar vermek suçlarından mualla zincire 23 yıl 42 ay, Eylem Yücel'e ise 22 yıl 42 ay hapis cezası verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun açıklamalarıyla devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslendi. İstanbul için bir şeyler yapmak isteyenler belediyenin raflarındaki dosyaları aşağı indirseler yeter dedi. Biz Türkiye'nin sadece 5 yılını, 10 yılını değil değişen dünya ekonomik hareketlerine uygun bir şekilde Türkiye'nin 100 yıllık, 50 yıllık kaderini belirleyecek atılımları yapıyoruz. AK Parti'nin hayata geçirdiği projelerdeki bakış açısını anlattı. Türkiye'nin deniz yollarıyla sağlanan yük taşımacılığındaki avantajlı konumuna dikkat çekti. Bu anlamda özellikle dünyada güçlenen kuzey-güney ekonomik koridorları ve büyüyen doğu-batı aksında orta koridor ülkemiz için çok önemli. Dünyadaki yük akışının %90'ı deniz yolu ile gerçekleştirilmektedir. Doğu-batı aksında kara bağlantısı ile kuzey-güney aksında deniz bağlantısı ile Türkiye bu açıdan çok stratejik bir konumda bulunmaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Bakanlığının 2021 bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Haydarpaşa Garı'nın neden kullanılmadığı yönündeki soruya Marmaray üzerinden yanıt verdi. Haydarpaşa Garı eski Türkiye'de kaldı sayın vekilimiz. Yeni Türkiye'de Marmaray var. Marmaray'a Sirkeci'den Kadıköy'e ayrılık çeşmeye 5 dakikada gidebiliyorsunuz. Haydarpaşa da arkeolojik kazılar kurul denetiminde devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde inşallah buradaki arkeolojik kazılar bittikten sonra burayı İstanbul'a bir müze olarak kazandıracağız ve İstanbul'ların hizmetine sunacağız. Bakan Kara İsmailoğlu stratejik projelere değindi. Kanal İstanbul örneği verdi. Bu İstanbul projesi değil, Türkiye projesidir. İstanbul Havalimanı karayolu ve demiryolu bağlantısı, lojistik merkezleri ve buradan geçecek bir su yolu olacak Kanal İstanbul'la birlikte dünyanın en önemli intermodel lojistik merkezi olacaktır. Bu sayede kendi ekonomisini yaratan bir bölge olarak sanatın, bilimin, yaşamın, ekonominin yeni kalbi olacaktır. Bu açıdan Kanal İstanbul projeleri bir dünya projesidir. Bu bilinçle işte çalışmalarımız aralıksız sürüyor. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslendi. Ama ya bir şey İstanbul için bir şeyler yapmak isteyenler belediyenin raflarındaki dosyaları aşağı indirilmeleri yeterlidir. Yani mevcut icraat dosyalarını rafa kaldırdılar onu indirsen yeter diyor. Yani belediyeyi aldığın gibi yönetmeye devam etsen başarırdın ama onu yapamıyor. Onu bile yapamıyor. Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi sevgili seyirciler Bakınız milli güvenlik meselesi haline geldi. Şu arkadaki fotoğrafı ağrıdan savcı sayan gönderiyor. İstanbul Belediyesi bu ulaşım şeklini nasıl izah edecek? Çok merak ediyorum. Galiba vaka sayısı yükselirse iktidara geleceklerini zannediyorlar. İstanbul'da toplu taşımada insanların hali pürmelali bu. Bu meselelerle uğraşmak yerine Kanal İstanbul ve merkezi idareye laf yetiştirmekle meşgul. İşine bak kardeşim bak ağrıdan savcı sayan ne söylüyor sana. Sevgili seyirciler birlikte elimiz devam ediyor. Mehmet, Mehmet Tevfik Göksu İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili. Bakın ne diyor. Hizmet azaldı ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin reklamı arttı. Para raporlarından söylüyorlar bunları. 2019 yılında bütçenin yüzde 47'si yatırım bütçesiyken şu anda yatırım bütçesi yüzde 32'ye düşmüş. 2018'den bu tarafa yüzde 32 yatırımı azaltmışsınız. Sosyal demokrasi dediğimde iki kavram aklımıza gelir değil mi? Üretim ve istihdam. Üretime yönelik mal ve hizmet alımı. Malzeme alımı yüzde kaç büyümüş biliyor musunuz? Eksi yüzdeyiz. Eksi yüzde. Yani yüzde yüz küçülmüş. Üretim yüzde yüz küçülmüş. Peki artan ne? Artan ne biliyor musunuz artan? Temsil ve tanıtım giderleri. Reklam giderleri. Yüzde 104 artmış. Bu şunu gösteriyor. Bu bütçede bol bol evet reklam olacak tanıtım olacak. Sayın Başkan hiç şuraya girmedi. 2021 yılında ne kadar borçlanma isteyeceğiz buna hiç girmedi. Orası mayınlı bir alan çünkü. Hemen şuradan 3.4'ü söyledi. Niye? 3.4 hafif bir rakam çünkü. Şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin getirdiği bütçede ne kadar borçlanma var biliyor musunuz arkadaşlar? Biliyor musunuz? Yaklaşık 9 milyar. Yaklaşık 1 milyar da İETT'nin borçlanması var. 2021 yılında şu andaki Büyükşehir Belediyesi'nin talep ettiği borçlanma yaklaşık 10 milyar. 10 milyar, yaklaşık 10 milyar. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu bütçeyi verimli kullanması için gereken rakam ne biliyor musunuz? Burada 28.900 yazıyor ya aslında gider bütçesi bu Büyükşehir Belediyesi'nin 34,5 milyar. İşte bu sevgili seyirciler. Bu bir de müfettiş için yaygara kopartıyorlar. Vay efendim müfettiş göndermişler de belediyeye de onu konuşturmuyorlarmış da. Ya kardeşim şu anda Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde devletin merkezi idaresinin müfettişleri görev yapıyor. İstanbul Belediyesi de yapmasın mı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir, bir çeşit put mu? Onunla ilgili aleyhte konuşulmasın mı? Onunla ilgili icraatlar denetlenmesin mi? Bunu mu istiyorsunuz? Devam edelim yayınımıza efendim. Adana Büyükşehir Belediyesi de sözde Sahra Hastanesi açmıştı. O hastalara hizmet vermeyen sahra hastanesi bilin bakalım ne olmuş. Olmuş güzellikle ilgili bir şey. Zeydan Karalar bin yataklı sahra hastanesi yaptı. Bin yataklı. CHP Genel Başkanı böyle övünmüştü ancak güzellik fuarı oldu. Adana Büyükşehir Belediyesi koronavirüs mücadelesi kapsamında TÜYAP fuar alanına bin yataklı Sahra Hastanesi'ni kurduklarını ve kullanıma hazır olduğunu açıklamıştı. Bir belediye başkanı yaptığını devasa Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığı yapan bir uyanın. Sözde Sahra Hastanesi sağlık hizmeti açısından uygun şartları taşımadığı gerekçesiyle mühürlenmişti. E bunlar da fuarda kullanılan bir takım bölmeler. Gördüğünüz gibi hepsi bu kadar. İşleri boş, bölünmüş ve buna hastane deniyor. O bölge şimdi güzellik fuarına ev sahipliği yapıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne sözde Sahra Hastanesi kurdum dedi binaya güzellik fuarı açıldı. Binanın girişindeki Sahra Hastanesine ait levha kaldırıldı. Böylelikle binanın gerçek kimliği ortaya çıkmış oldu. Kapının üst girişine ise TÜAP Adana levhası yeniden asıldı sözde Sahra Hastanesi içerisine konulacak yataklar için görmüş olduğunuz bu paravanlarla küçük küçük odacıklar hazırlanmıştı. İşte o paravanlar şimdi güzellik fuarında firmaların standlarını birbirinden ayırıyor. Devam ediyoruz yayınımıza efendim gazetelerle takvim gazetesini hemen hızlıca okuyalım gösterelim. Fener harika çocuk transfer haberleri var. Aslandan Kanarya'ya Dorukhan çalımı. Uğurlu aşıda özlem bitiyor takvimin manşeti aşıyla ilgili gelişmeler var efendim. Merkez Bankası'ndan faizle ilgili ayar bütün gazetelerde ilk sayfalarda üretime, ihracata, istihdama tam destek. Başkan Erdoğan reel sektör temsilcilerinin isteklerini dinledi. Açık destek verdi. Ve efendim Ergün Diler'in yazısı. Biden ekolü dünyayı değiştirmek için yola çıktı. Aşı ve küresel ısınma ilk adımlar olacak. Size garip gelecek ama doğal gazı silmek için adımları sıklaştırdılar bile diyor takvim gazetesinde. Zafer Şahin, Meral Akşener'e açık mektup. O da takvim gazetesinin ilk sayfasından duyurulmuş efendim. Devam ediyoruz yayınımıza. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Kasım'da vefat eden usta gazeteci merhum Ahmet Kekeç ile yazar Şule Yüksel Şenler'in kabirlerini ziyaret etti. Sonra Vaniköy Camii'nde de incelemelerde bulundu. çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Eyüp Sultan'a geçti. Başkan Erdoğan burada 14 Kasım'da hayatını kaybeden usta kalem Ahmet Gekeç ve yazar Şule Yükselşen'lerin kabirlerini ziyaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık yarım saate aşkın bir süredir Eyüp Sultan Camii'nde ve geçtiğimiz pazartesi günü Eyüp Sultan Haziresi'ne defnedilen usta gazeteci Ahmet Kekeç'in kabrini ziyaret ediyor. Kekeç ve Şenler'in Eyüp Sultan Haziresi'ndeki kabirleri başında dua eden Başkan Erdoğan bir süre sonra kabristandan ayrıldı. Erdoğan'ın sonraki rotası Vahdet'in köşkü oldu köşke giriş yapmadansa pazar günü çıkan yangında küle dönen tarihi Vaniköy Camii'nde incelemelerde bulundu. Yangın ve yapılacak restorasyon hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Allah'tan merhumeye rahmet diliyoruz ve bakan hanıma da sabır ve baş başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Da takip edebiliyorsunuz. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İhsan Kadayıfçı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat etti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Koca paylaşımında bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan hanımefendinin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde durumunu yakından takip ediyorduk. Merhumeye Allah'tan rahmet, Ruhsar hanımefendiye, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan da Twitter'dan Ticaret Bakanımız Rusar Pekcan Hanımefendi'nin annesinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhume'ye Allah'tan rahmet, kıymetli bakanımıza ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah paylaşımında bulundu. Küresel ekonomiye ilişkin olumlu... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'da Ticaret Bakanı Rusar Pekcan'a başsağlığı dileklerini iletti. Oktay sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan hanımefendinin muhterem validesinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun ifadesini kullandı. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Sabah Ajansı birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Saat tam 9. Sabah Ajansı Azerbaycan'da. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler Kerim Ulak karşımızda Olayların başladığı andan itibaren olan bitenleri bütün dünyaya duyurmak üzere çok özel ve önemli bir görev üstlendi. Olayların başladığı andan itibaren hemen Kerim Ula, yeniden günaydın diyelim. Kerim Ula günaydın yayınımıza hoş geldin. Sefer bizdendi. Zafer Allah'tan elhamdülillah ama ayrıntılarını insanlar öğrenmek istiyor bu zaferle ilgili bu zaferi karartma zaferin üzerine gölge düşürme amaçlı kirli yayınlar yalanlar yayanlar var doğrularını senden işitelim Evet doğrusu artık Karabağ Azerbaycan'ın ve Azerbaycan 30 yıl sonra ne yazılırsa ne çizilirse ne söylenirse artık Karabağ'da ve her türlü coğrafyada şu an Azerbaycan bayrağını şanlı üç renkli bayrağını dalgalandırıyor. Gerçek bu şu an. 30 yıl sonra Karabağ artık azad olundu, özgürleştirildi. Tabii bu uğurda nice canlar yitirildi. 10 bini sivil, 20 bini asker olmak üzere 30 bin şehit verildi. Ve o şehitlerin kanı yerde kalmadı ve artık Karabağ tamamen Azerbaycan'ın kontrolüne giriyor. Ki bu doğrultuda biliyorsunuz Ermenistan 10 Kasım itibariyle yeni ilgiyi kabul etmiş, pes demişti artık. Ve bu doğrultuda bir yandan Ermeni siviller, bir yandan Ermeni askerler bölgeyi boşaltmaya başladılar 9 maddelik anlaşma kapsamında. Bu kapsamda biliyorsunuz en önemli şehirlerden biri Ağdam. Nüfus olarak Karabağ'ın en büyük kenti, rayonu 153 bin kişinin yaşadığı bir şehirden bahsediyoruz. Ve 153 bin Azerbaycanlı evlerini terk ederek daha güvenli topraklara Azerbaycan bölgesine gelmişlerdi ki şimdi artık onlar için dönüş vakti. Çünkü gece 24 itibariyle Artık Azerbaycan ordusu Adam'a girdi ve Adam'da tek bir Ermeni şu an kalmadı. Tabii geriye ne kaldı? 25 Kasım Kelbecer, 1 Aralık Laçın. Ve oraların da tamamen boşaltılmasıyla birlikte Karabağ tamamen Azerbaycan'ın olacak. Şimdi tabi Azerbaycan ordusu Adam'a girdi Erkantan. Ama maalesef yine taş üstünde taş bırakmadı Ermeniler. Bir yandan Ermeni siviller evleri yaktılar. Diğer yandan Ermeni askerleri bölgedeki anıtları, kitabeleri, camileri ne varsa karargahları 30 yıldır oluşturdukları mevzileri, siperleri her şeyi yerle bir ettiler, yaktılar. Sizlere çarpıcı bir görüntü göstereceğim. Tabi Adam neresi onu da gösterelim. İzleyicilerimiz bilmeyebilirler. Adam Karabağ'ın en doğusunda Azerbaycan sınırına en yakın nokta. Ve bu sınırdan Adam'dan sürekli tertere yoğun şekilde bombardıman gerçekleştiriliyordu. Bakın çok çarpıcı bir fotoğraf karesi Erkan Tan. Bunu herhalde izleyicilerimiz ilk kez görecektir. Ne diyorduk? Kelbecer'de olsun, Laçin'de olsun, Adam'da insanlar, Ermeniler, Azerbaycanlara hiçbir şey bırakmamak için ne var ne yok yakıyorlar demiştik. İşte en çarpıcı karelerden biri. Geride hiçbir şey bırakmak istemeyen Ermeniler evlerini bile götürüyorlar. Bakın evlerini kamyonlara yükleyip şu an bölgeyi boşaltıyorlar Ermeni siviller. Bu fotoğraf karesi nerede çekildi? Kelbecer'de çekildi. Ve Kelbecer'de çok kısa bir süre içinde boşaltılacak. Ve Ermenilerin gerçekten nasıl bir akıl tutulması yaşadıklarını bu fotoğraf karesinde de çok net bir şekilde görüyoruz. Tabii Adam diyoruz. Azerbaycan'ın Karabağ'ın en güzel şehirlerinden biri. Önceki halini görün bakın. Önceki 1993'e kadar olan 6500 Azerbaycanlı'nın 1993'te sivil şehidin olduğu Adam'da 93 yılındaki bir yapı, bir tarih. Peki Ermeniler geldikten sonra ne hale geldi? Yerle bir oldu ve bu tarihi bina işte gördüğünüz gibi sadece kalıntıları temeli kalmış durumda. Bununla sınırlı değil. Bakın Yine Ağdam'ın en güzel noktalarından biri. Azerbaycanlılar bilirler. Burası bir çay bahçesiydi, restorandı ve adamın en çok ziyaret edilen noktalarından biriydi ta ki 1993'e kadar. Peki Ermeniler, Ermeni vandallar, faşistler gelince ne yaptılar? İşte bu muhteşem yapıyı gördüğünüz gibi yerle bir ettiler ve demir yığına çevirdiler. Bununla sınırlı değil. Bakın size yine bir çarpıcı kare. Ermenilerin tarihi eserleri olan saygısızlığı, kitabelere olan saygısızlığını da göstermek istiyorum. 93 yılında böyle bir kitabe vardı. Adamda ama işte Ermeniler bu hale getirdiler ki artık Ermeniler şu an Karabağ'dan tamamen siliniyorlar ve terk ediyorlar bölgeyi. Bir yandan tabii Karabağ coğrafyası özgürleştiriliyor. Azerbaycan istediğini aldı tabii. Bu arada verilen şehitler var Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii Ermenistan'da Erivan'da da büyük karışıklıklar var ve Ermenistan'ın başkenti Erivan. Tabiri caizse bir iç savaşa doğru, bir askeri darbeye doğru sürükleniyor ve Paşinyan adeta direniyor ama ne kadar direnecek göreceğiz Arkan Kerim Ulak ayrıntılarla karşımızdaydı. Gösterdiği fotoğraf çok anlamlıydı. Evi de kamyonun arkasına koymuş götürüyorlar Ermeniler. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler tabii yenilenler. Sadece Ermeniler değil, Rusya, Ermenistan'a parmağında oynatan Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Ermenistan'ın var gücüyle arkasında durdular aslında. Yenilenler aynı zamanda onlar. Şimdi gelelim Türkiye'de koronavirüsle ilgili ilan edilen tedbirlere, emirlere, yasaklara, sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonu başlıyor. hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10 ile 20 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözlerle duyurduğu sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu başlıyor. Yeni koronavirüs tedbirleri de bugün saat 20'den itibaren uygulanmaya başlanacak. Yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik. Buna göre alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10 ila 20 arasında hizmet sunabilecek. Restoran, lokanta, pastane, kafe ve kafeteryalar 10 ila 20 saatleri arasında sadece paket servis hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. Şehirler arası karayolları kenarında bulunan dinlenme tesislerindeki yeme içme yerleri kısıtlamalardan muaf tutulacak. 31 Aralık 2020 tarihine kadar sinema salonları yeni bir karar alınıncaya kadarsa kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet, oyun ve bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleriyle halı sahaların faaliyetleri durdurulacak. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonların ilgili uygulama aynen devam edecek. Tüm illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşları gün içerisinde 10 ila 13, 20 yaş altı vatandaşlar 13 ila 16 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10 ila 20 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf olacak. Peki sokak kısıtlamasından kimler muaf olacak? Seyircisiz oynanacak spor müsabakalarındaki görevliler, şehirler arası toplu ulaşım aracı görevlileriyle bu araçlarda seyahat edeceğini belgeleyenler kısıtlamadan muaf, ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler de sınav görevlileri de kapsam dışında. Efendim bir kere daha söylemekte sakınca görmüyor bu fakir. Yayına bir kere daha not düşelim. Koronavirüs, Covid-19 var mı? Var. Tehlikeli mi? Evet. Ölümcül mü? Evet. İlan edilen tedbirler, yasaklar önemli mi? Evet. Devletimizin arkasında durmalı ve onun emirlerini, talimatlarını titizlikle yerine getirmeli miyiz? Evet. Şimdi bunları bir kenara koyuyoruz. Bir de... Koronavirüs Covid-19'u bu dünyanın başına bela eden şeytani üst akıl var. Bu virüsü bahane edip dünyaya çökmek isteyenler var. Devletleri bölmek, parçalamak, ekonomilerini dağıtmak isteyenler ve dünyaya yeni bir nizam vermek isteyenler var. Yani İkisini de bir ve beraber düşünmek zorunda çok dikkatli ve uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Emirhan Ergen karşımızda olacak şimdi. Emirhan Ergen bu kısıtlamalarla ilgili çok özel bir konuyu ayrıntılarıyla anlatacak. Kendi arabalarımızla seyahat edebilir miyiz ve nasıl? Emirhan Ergen karşımızda günaydın. Emirhan Ergen seni dinliyoruz. Günaydın tan iyi yayınlar dileyelim öncelikle. Evet bugün akşam 20 itibariyle koronavirüs nedeniyle hayatımıza yeni tedbirler, yeni kısıtlamalar giriyor elbette. En önemlisi saat 20'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı. Ancak ulaşım araçlarına da bazı tedbirler, bazı yasaklar getirildi. Hemen onlardan bahsedelim sizlere. Bir defa hafta sonu itibariyle özel araçlarla dolaşmak, gezmek kesinlikle yasak. Bunu izleyicilerimize aktıralım. Yine hafta sonu şehirler arası otobüs seferleri gerçekleşmeyecek. Bu bilgiyi de seyircilerimize aktaralım. Yani öyle hafta sonu bir misafirliğe gitme ya da hafta sonu ailecek bir geziye çıkma durumu bu hafta sonu yaşanmayacak. Tabii ki bu ulaşım aslında araçlarıyla ilgili muaf tutulan bazı kişiler de var. Özellikle bu tedbirlerden, bu kısıtlamalardan. Doktordan hastaneden tedavisini tamamlayıp taburcu olan kişiler muaf tutulacak. Yine aynı zamanda önceden alınmış doktor randevusu olan veya doktor raporuyla sevk eden kişiler de bu ulaşım tedbirlerinden muaf tutulmuş olacak. Ve birinci dereceden yakınının cenazesi olan kişiler. Yine bu kişiler de seyahat kısıtlaması tedbirlerinden muaf tutulmuş olacak. Ve bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş ve o şehirde kalacak yeri olmayan kişiler. Yine bu kişilerde seyahat tedbirlerinden muaf tutulmuş olacak ve askerlik hizmetini tamamlayıp terhis olanlar ve yine aynı zamanda Ceza infaz kurumlarından terhis olan kişiler de yine bu noktada seyahat kısıtlamasından muaf tutulacak. Yine maçlar seyircisiz oynanıyordu. O maçlarda görevli kişiler var. O maçlardaki görevli kişiler ve yine daha önceden ÖSYM tarafından tarihi açıklanmış ve yani bu sınavlarda görevli sınav görevlileri ve öğrenciler de belgeleriyle beraber sokağa çıktıklarında bu seyahat tedbirlerinden muaf tutulmuş olacak. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Ve yine aynı zamanda istisnai durumlar oluşabilir. Hafta sonu itibariyle. Böyle bir istisnai durumda vatandaşların ne yapması gerekiyor? Özellikle e-başvuru sistemi ve alo 199 hattından veya bulundukları ilin valiliklerinden ilçelerin kaymakamlıklarına başvurarak seyahat izni alabilirler istisnai durumlarda. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım ve sözü yeniden size bırakalım. Emirhan Ergen'e çok teşekkür ediyoruz. Ve efendim koronavirüsle mücadele yol ve yöntemleri konusundaki uyarıcı bir haberimizle devam ediyoruz. Bitkisel yöntemlere ilgi arttı bu süreçte. Bunu hepimiz biliyoruz. Ancak uzmanlar bilinçsizce kullanılan ve birbirleriyle karıştırılan bitkilerin fayda yerine zarar verebileceği konusunda hepimizi uyarıyorlar. Dünya genelinde etkisini sürdüren koronavirüsle mücadelede bitkilere revaç artıyor. Uzmanlara göre virüse karşı yardım alınabilecek birçok bitki var. Zerdeçal, karanfil, zencefil, kekik, biberiye, yeşil çay, ıhlamur ve ada çayı. Bunun gibi daha pek çok bitki var ama bunlar bizim ülkemizde kolayca bulunabilen, kolayca erişilebilen, alınabilen bitkiler. Dolayısıyla bu bitkilerden faydalanmak mantıklı. Hepsini karıştırıp ben içerim, hiçbir şey sıkıntı olmaz. Uzmanlara göre Koronavirüsle mücadelede bitkilerin faydası büyük. Ancak dikkatli olmakta şart. Özellikle bitkileri karıştırıp içmek çok da tavsiye edilmiyor. Fitoterapi bir bilimdir. Fitoterapide her uygulamanın bilimsel bir nedeni vardır. Tıbbi bitki çayı hazırlamak başlı başına bir derstir. Dünyada 300 bin tür bitki var dünya florasında. Bunların 200 bin türünü hiçbir şekilde kullanmıyoruz İnsan için zararlı. Tabii ki canım öyle her şey karıştırılır mı? Olmaz öyle zaten. Ve aktarlar Virüse karşı bağışıklık için en fazla gelinen yerler aktarlar. Ama burada da tedbirli olunmalı. Koronavirüsle birlikte aktarlardaki yoğunlukta arttı. İnsanlar bu bitkileri karıştırarak kullanmaya başladı. Peki bitkilerin karıştırılarak kullanmasında herhangi bir sakınca var mı? Şimdi elimdeki civan perçemi. Bu civan perçemini, bu da kikik. Bunu birbirine karıştırarak kullanırsak, ikisi de antibiyotik özelliği gördüğü için İnsanların tansiyonunu oynatır, zehirlenmesine neden olur. Ablacığım valla içen var çevremde ama ben kendim içmedim. El hamur içerim ben. Bir tatlı kaşığı ada çayı koydum. Kabaca yine bir tatlı kaşığı kadar da ıhlamur koydum. Bunları kaynatmamak gerekir. Bunlar uçucu yağ içeren bitkiler. Uçucu yağ içerdikleri için kaynatmak bunlar için doğru değil. Narin bitkilerdir bunlar. İzmir'den bir haber geldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Menemen Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında olduğu 22 kişi gözaltına alındı. İzmir'e gideceğiz ilerleyen dakikalarda efendim. E hazır mı acaba Gamze Elçi? hazır olduğunda İzmir'e döneceğiz ama bu son dakika gelişmesini sizlerle paylaşıyoruz. Ayrıntıları Gamze Elçi aktaracak sizlere. Doğu Anadolu'dayız efendim. Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oldu. Mehmet Geçgel karşımızda. Mehmet Geçgel günaydın. Kolay gelsin. Arkanda arkanda bazı yerlerde çok az da olsa kar görüyoruz. Orası neresi? Erkan Tan günaydın. Bizler şu anda Kars Kalesi'nin eteklerindeyiz. Meteoroloji aslında günler öncesinden uyarılarını yapmıştı. Sabah erken saatlerde Kars'ta kar yağışı etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde kar yağışının etkisini sürdüreceğini de yine belirtti. Öte yandan yarın itibariyle de yine kar yağışının doğu, yurdun doğusunda beklendiğini belirtelim. Özellikle Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışının sağanak olarak etkili olması bekleniyor. Tabi yılın ilk karı Kars'ta sabah saatlerinde yağmaya başladı çadı. Vatandaşlar yine araçlarını temizleyen vatandaşlar vardı. Sabah erken saatte işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşları bizler de gördük. Yine onlar da araçlarını temizlemeye çalışıyorlardı. Meteoroloji dediğimiz gibi günler öncesinden uyarılarını yaptı. Öte yandan da ana arterlerde yine karla mücadele ekiplerinin de yine bekleyişleri sürüyor. Vatandaşların mağdur olmamaları için ana arterde de çalışmaların yapılacağını belirtelim. Şu an için kapanan bir yol yok. Kar yaşı sabah saatlerinde az da olsa Olsa yağdık yılın ilk karıyla Kars şehir merkezi buluştu ancak akşam saat saatlerinde kar yağışının yine etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yarın itibariyle de yine yurdumda olsun da kar yağışının beklendiğini bir kez daha ifade edelim. Sizler de şu anda Kars Kalesi'nin eteklerini görüyorsunuz. Yine bu noktada az da olsa yerde kar bulunuyor. Ee, tabii ki de bu kar e kar yağışı akşam saatlerinde daha da etkili olacağını meteoroloji ekipleri belirtti. Öte yandan da yine vatandaşların mağdur olmamaları için de karla mücadele ekipleri de e, herhangi bir olumsuzluğa karşı bekleyişini sürdürüyor. Bizler de nöbetimizi tutuyor, tutuyoruz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Mehmet Geçgel Kars Kalesi'nden Kars'ı gösterdi. Sizler Antalya'da da kar yağışı yaşamış. Kars'tan Antalya'ya götüreceğiz sizleri. Kent merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Turizmin başkenti Antalya'da hava sıcaklığı belirgin bir şekilde düştü. Termometreler 11 dereceyi gösterdi. Sıcaklıktaki ani düşüşün ardından sağanak yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Saklıkent Kayak Merkezi, Fesli Kanyaylası ve Tahtalı Dağ kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kar yağışını gören vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Antalya'dan Orta Amerika'ya götüreceğiz hepinizi. Uzun bir seyahat değil tabii hemen görüntüleri getirivereceğiz huzurlarınıza. Orta Amerika ülkelerinde kasırga. Yollar, köprüler yıkıldı. Evler ve iş yerlerine sel suları bastı. Tarım alanları zarar gördü. Ayota kasırgası Orta Amerika'da hayatı felç etti. Kasırganın etkisindeki El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Nikaragua ve Panama'da acil durum ilan edildi. Binlerce ev sular altında kaldı. On binlerce kişi daha güvenli bölgeye geçmeye çalışıyor. Yollar ve köprülerin yıkılması nedeniyle kurtarma çalışmaları helikopterlerle yürütülüyor arama kurtarma çalışmalarına askeri birlikler de destek veriyor. Çok sayıda bölgede gıda ve ilaç sıkıntısı yaşanıyor. Yetkililer kasırga nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin de yaralandığını duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde önemli kabuller gerçekleştirdi e, ve bu esnada Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da yanındaydı. Istihdamı... Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında dikkatler ekonomiye çevrilmişken önemli bir görüşme de İstanbul'da gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gül'le ve beraberindeki heyeti Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Türkiye'nin bölgesel ve küresel krizler arasında kendine yeni bir gelecek inşa etme mücadelesi verdiği bir dönemden geçiyoruz. Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu. Şimdi önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek için yine aynı yolu kullanacağız. Demokrasimizi, hak ve özgürlükleri, hukuku güçlendirerek, yatırımları canlandıracak, ekonomimizi büyütecek, istihdamı artıracağız. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde son ekonomik gelişmeler de değerlendirildi. Küresel siyasi ve ekonomik güç dengelerinde ancak 100 yılda bir görülebilecek bir değişimin yaşandığını artık herkes kabul ediyor. Türkiye yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende gücünü ve etki alanını genişletmek için her türlü fırsata, imkana ve altyapıya sahiptir. Sabah ajansı devam ediyor. Az önce son dakika gelişmesi olarak duyurmuştu bu fakir sizlere. İzmir'de Menemen'le ilgili hadise ile ilgili ayrıntılar Gamze Elçi tarafından aktarılacak sizlere. Gamze Elçi karşımızda. Gamze Elçi günaydın kolay gelsin. Seni dinliyoruz. Evet bu hafta başından itibaren aslında Menemen'de CHP belediye başkanı ile ilgili ve belediyede olanlarla ilgili skandal iddialar gündeme gelmişti. Hemen sonrasında da CHP belediye başkanı Serdar Aksoy'un kesin ihraç talebiyle partiden alınmasını istemişti ve bununla ilgili bir soruşturma başlatılmıştı. Aslında ne yapacağı merak konusuyken belediye başkanı Serdar Aksoy'un iki gün önce partiden istifa ettiğini duyurdu. Partiden istifa ettim ama belediye başkanlığı görevine devam ediyorum demişti ve bu sabah saatlerinde çok sıcak bir gelişme yaşandı. Menemen Cumhuriyet Savcılığı hem Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hem de 29 kişi hakkında bir soruşturma başlattı ve bu soruşturma kapsamında 29 kişi hakkında arama kararı vardı. 22 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler arasında da Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile birlikte bir belediye başkan yardımcısı ve belediye yetkilileri bulunuyor. Toplam 22 kişi şu an emniyette gözaltındalar. Haklarındaki suçlamalarsa ise evrakta sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırma. İşte bunlarda e, ön plana çıkan hafta başındaki iddialar lardan bazılarıydı zaten şimdi ne olacağı merak konusu belediye başkanlığında bunları da önümüzdeki süreçte göreceğiz ama şu an 22 kişi göz altında 29 kişi hakkında da yakalama kararı var ama şimdi yeni bir bilgi de var 22 kişi gözaltında dedik ama sayı 25'e çıkmış 25 kişinin göz altında olduğunu söyleyelim 29 kişi hakkında da yakalama kararı var. Gamze Elçi çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için ve sabah ajansında birlikteliğimizi sürdürüyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları var efendim sabah ajansında. 2021 yılı içinde hainlerin ipini çekmiş olacağız dedi. Yurt içinde PKK'nın defteri önümüzdeki yıl şu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. İnancım budur. 2021 yılını işaret etti. Terörle mücadelede gelinen son noktayı paylaştı. Terörü bitiren efsane nesil olarak tarihe geçeceksiniz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı'nda pilot ve teknisyen mezuniyet törenine katıldı. Yurt içindeki terörist sayısının düşüşüne dikkat çekti. Yurt içi terörist miktarı ise 340 seviyesinin altına düşmüştür. Bu hainlerin ipini inşallah yurt içindeki sınırlarımızda 2021 yılı içerisinde çekmiş olacağız. Teröre maddi olarak da darbe vurulduğunu belirten İçişleri Bakanı, son 4 yılda ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısını açıkladı. 114 milyon kök kenevir yakalandı. Piyasa değeri sadece 29 milyar. Son 4 yılda yalnız İkna yöntemiyle getirip ulaştığı sayı 824 kişidir. Kendiliğinden teslim olanlarla birlikte bu sayı toplam 1842 kişi olmuştur. Her fırsatta teröre destek veren batılı ülkelerde İçişleri Bakanının hedefindeydi. Yakaladığımız teröristlerin bize verdikleri ifadeleri, o bölgelerde elde ettiğimiz istihbaratları milletimizle paylaşsak kendilerine büyük diyen ülkelerin yüzüne bakmak kimsenin içerisinden gelmez. Büyük ama işleri zavallı olan ülkeler. Kravatlarını takıyorlar, kendi kamuoylarının karşısına çıkıyorlar, sonra da diyorlar ki terörü lanetliyoruz. Zavallılar. Niye öyle diyor o büyük devletler dışişleri bakanı Süleyman Soylu? Çünkü terörü ve teröristi destekleyenler, koruyup kollayanlar onlar. Sonra kravatlarına takıyorlar, terörü ve teröristi lanetliyorlar. Bu yüzyılın savaş modeli, terör ve teröriste saldırmak. PKK, PYD, YPG, KCK, efendim buna siyasi parti maskeli adamları, Fethullah Gülen kahpesi adamları, sevenleri, DHKPC, IŞİD, DH, hepsi, hepsinin sahibi Batı. Sonra kravatlarına takıyorlar kamuoyunun önüne çıkıyorlar. Terörü ve teröristi lanetliyorlar. Meral Akşener'in partisinde neler oluyor? FETÖ ve HDP ile gizli anayasa depremi yaşanıyor. Bir istifa daha geldi. Partinin eski genel başkan yardımcısı Yavuz Temizer HDP ile gizli kapaklı yapılan görüşmeler ihanetin son noktasıdır dedi ve Allah da ürkücüler de beni affetsin ifadelerini kullandı. Biriyle ilgili bir şaiya varsa, bir şaibe varsa gidecek, aklanacak ondan sonra gelecek. İyi Parti'de FETÖ ve gizli anayasa tartışmalarının ardından başlayan istifalar sürüyor. Partinin eski genel başkan yardımcısı Yavuz Temizer de HDP ile gizli kapaklı yapılan görüşmeler ihanetin son noktasıdır dedi ve Allah da ülkücüler de beni affetsin sözleriyle partiden istifa etti. Evet Burak Avucu ile ilgili söylüyor. Varsa bir isnat gidersin mahkemeden aktarılırsın çıkarsın kardeşim biz seni savunmak zorunda mıyız? Gitmişsin derneğine üye olmuşsun olduysan oldun bu partide yönetici olmak zorunda mısın? Bazı Erdem tweet atmış. Partili olabilir, herkes partili olabilir. Amenna sadakna baş göz üstüne. Ama partinin yöneticisi olmak zorunda mısınız? Biz sizi savunmak, biz sizi açıklamak zorunda mıyız? Temizlerin istifa nedeni sadece partideki FETÖ'cü tartışmaları değildi. İyi Parti eski genel başkan yardımcısının hedefinde genel idare kurulu seçimlerinde isminin de yer aldığı oy verilmeyecekler listesini hazırladığı iddia ettiği teşkilat başkanı Koray Aydın da vardı. Haydına dün partimize FETÖ iftirası atanlar bugün partiyi dizayn ediyor sözleriyle yüklendi. Bütün illerde o illerde yaşayan işte bir cemaat mensubu insanların bu tek adayın üzerinde bütünleşmesi ve onun mitinglerine ve toplantılarına yoğun ilgili organizasyonlar yapılması ve bu tür algının Meral Hanım üzerinde yoğunlaştığını gösteriyor. Oradan kendisine bir destek olduğu kesindir. Koray Aydın tarafından bu partiye bir operasyon yapılmıştır. Partinin teşkilat başkanı partiye operasyon çekiyor ve hala daha teşkilat başkanı. İstanbul İl Başkanı hakkında FETÖ'cü iddiası, HDP ile gizli anayasa çalışması, Koray Aydın partiye operasyon yapıyor tartışmaları ve ard arda gelen istifalar. İyi Parti'de sular önümüzdeki günlerde de durulacak gibi görünmüyor. Allah da ürkücüler de beni affetsin dedi efendim Yavuz Temizer. Devam edelim yayınımıza. Bir skandal daha geldi. Nereden? HDP adlı siyasi parti maskeli terörist sevicilerden. Şu şu fotoğraf var ya bakın. Arkamdaki dev ekrandaki bu fotoğraf. Ne fotoğrafı bu efendim? Milletvekili Ali Can Önlü ile Tunceli il teşkilatı Necmettin öğretmenin katili teröristin evine taziye ziyaretinde bulunuyorlar. Şu fotoğraf aklı başında her devlette mahkemenin ve mahkemenin sonunda da milletin vicdanında mahkum olmanın nedenidir. Kesinlikle aklı başında her devlet bu fotoğraftan sonra hesap sorar. Öğretmen olarak atandı. 16 Haziran 2017 tarihinde... HDP'liler Necmettin öğretmeni katleden terörist İsmail Sürgeç'in evine tazeye gitti. Görev yeri Şanlıurfa ilçesi Çiftçibaşı köyüne memleketi Gümüşhane'ye dönerken... Ziyarete HDP Tunceli Milletvekili Ali Can Önlü, HDP İl Eş Başkanları Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun katıldı. HDP'liler ziyarette terörist İsmail Sürgeç'in ailesine ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirdi. Yılmaz Botan Kod adlı PKK'lı terörist Sürgeç, 10 Kasım'da Tunceli, Ovacık ve Pülümür ilçeleri üçgenindeki Ahpanos Vadisi'nde düzenlenen operasyonda öldürüldü. Baba. 10 milyonlu kırmızı kategoride aranan sözde Dersim sağ sorumlusu Sürgeç öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kaçırılıp öldürüldüğü olayın talimatını vermişti. Skandal ziyaret örgütle HDP arasındaki organik bağda bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Aklı başında her devlet ve her millet bu fotoğrafın hesabını sorar. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Mahkemeye muhatap olur. Hakimlerle muhatap olurlar. Bu fotoğrafın konusu olan milletvekili, siyasetçiler. Aklı başında her devlette. Millet de hesap sorar bunlara. Siyasi parti maskeli terörist sevicilerden oluşan bir insan topluluğu bu HDP. Şimdi anneler babalar, veliler önemli bir uyarı yapılıyor sizler için. Çocuğunuzun öğretmeni olmayın. Koronavirüs süreciyle birlikte okullar kapandı. Çocuklar da zamanının çoğunu evde anne babalarıyla birlikte geçirmeye başladı. Bir süreliğine okullar açılsa da öğrenciler çoğunlukla eğitimlerini online olarak evde aldı. Sizce cümlelerimizden birinci açıklamamıza örnek olan hangisi? İşte Mart ayından beri yaşanan bu manzara evden çalışan ya da çalışmayan ebeveynleri zaman zaman zorladı. Çünkü evde oyun oynamak yerine çocuğu derse oturtmak zordu. Bazı anne babalar bu durumu kontrol altına alabilmek için çocuğunun adeta öğretmeni oldu. İşte ortaya çıkan bu durum bazı eğitimcilere göre doğru bir davranış değil. Çünkü anne ve babanın kendi rolü yerine öğretmen rolünü üstlenmesi çocuğun üzerinde olumsuz etkiler bırakabiliyor. Öğretmenin ve bir miktarda okul yöneticisinin rolünü kendi üzerimize aldığımızda aslında çocuğumuza çok büyük bir kötülük ve çok büyük bir yük yüklüyoruz. Çocuğun özgüvenini bizzat kendi anne babası yerle bir edebilir çünkü yargılayıcı bir dil kullanıyoruz ve 24 beraberiz. Zaten anne babalar da bunu doğrudan yaşamı yaşarlar yani böyle yaptıklarında çocuklarıyla çok daha fazla tartışmaya başlayacaklar. Çocukları çok fazla daha itiraz etmeye başlayacak. Normalde bir ilişkide nasıl olur? Çocuk annesinden sevgi bekler, babasından sevgi bekler, destek bekler, sorunla çözümlemesi bekler. Siz bu rolü terk edip veya yani terk etme zorunda kalıp akademik beceriye ve akademik başarıya ulaşmak için çocuğunuza öğretmen gibi davranmaya başladığınızda o dilin kendisi zehirlenmeye başlayacak. Peki yıl sonuna kadar ilk öğretim ve anaokullarının kapalı olduğu bu süreçte anne ve babaların çocuklarına nasıl davranması gerekiyor? Evet hadi bakalım. Çocuğa yargılayıcı bir dilden ziyade destekleyici bir dil kullanmak. Çünkü sürekli aynı evde 7-24 beraber yaşadığımız için bu çocuk üzerinde büyük bir baskı. Yargılayıcı dili kullandığımızda öyle yapma, şöyle yap, işte dersini çalış, ellerini yap. Bu çocuğa büyük bir ağırlık ve biz bunu ebeveynler olarak bazen fark edemeyebiliyoruz. Öğretmenlerin iletişime, kendi çocuklarıyla iletişime geçmelerini ve motivasyon süreçlerini işletme hususunda anne babanın rol alması gerekiyor. Eğitimcilere göre ebeveynlerin çocuklarla onların sosyal becerilerini geliştirebilecekleri kaliteli vakit geçirmeleri de çok önemli. <laughs> Okul öncesi ve ilkokuldaki çocuklarla beraber beraber bir şeyler yapmak çok daha önemli. Konuşabilmek, işte yemek yapmak, evin belli sorumluluklarını ona vermek inanın bu çocuğun iki temel becerisi iletişim ve sosyal becerisini çok ama çok geliştirecektir. Bir de çocukların güvenli alana çıkma ihtiyacı var. Çekiyorsun. Yani sonuç çocuğunuzun öğretmeni olmayın diyor uzmanlar. Amerika'daki gelişmelerle devam ediyoruz. Trump'ın avukatı elimizde yeterince kanıt var. Oy sayım makinaları hileliydi. Seçim sonuçlarını değiştirecek kanıta sahibiz dedi. Çok önemli açıklamalar. Ama velakin o bu açıklamaları yaptı ülkenin gündemine açıklamaları yaparken saç boyasının akmasıyla oturdu. Seçimleri ABD Başkanı Donald Trump kazandı ve bunu kanıtlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın avukatı Sidney Powell, başkanlık seçimlerinin meşruiyetini işte bu sözlerle hedef aldı. Powell, sonuçları Trump'ın lehine çevirecek kadar delile sahip olduklarını öne sürdü. Ortada bir kanıt olmadığını söyleyerek bizi sindirmelerine izin vermeyeceğiz. Seçimleri ABD Başkanı Donald Trump kazandı ve bunu kanıtlayacağız. Washington'da basın toplantısı düzenleyen Trump'ın avukatları oy sayım makinelerinin de hileli olduğunu savundu. Venezuela, Küba ve Çin gibi komünist ülkelerin seçimler üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu görüyoruz. Venezuela'da üretilmiş oy sayım makineleri kullanıyoruz. Joe Biden şu anda hileli oy sayesinde önde. Trump'ın bir diğer avukatı Rudy Giuliani, 2020 başkanlık seçimleri için planlı ve geniş çaplı bir yolsuzluk yorumunda bulundu. Bu bir zafer değil, bu bir hile ifadelerini kullandı. Öte yandan basın toplantısı esnasında çok terleyen Giuliani'nin saç boyası yüzüne akınca sosyal medyada Amerikalı avukatı hedef alan paylaşımlar peş peşe geldi. Amerikan basını da çok konuşulan o anlara geniş yer verdi halkbank ekonomi bültenini sunar. Halk İster, Halk Ve sabah ajansı ekonomi bülteniyle devam ediyor. Faruk Erdem yayınımızda o eski New York belediye başkanı. Önemli. Boyaları çok terleyince saçındaki boyalar <laughs> evet. aşağı doğru Tehlikeli atmış. bir durum tabii. Tehlikeli bir durum ama söyledikleri çok önemli. Elimizde doğru. yeteri kadar kanıt var diyor. Seçim makineleri hileliydi diyor. Seçime müdahale eden ülkeleri sayıyorlar, avukatları. Doğru yani bu işin karakolda biteceği belli. belli Ama, ama şimdi bakıyorum ben bundan sonraki e, her seçim. Karakolda bitecek böyle Bizi iddialarla. Görelim. Dijital Bekleyip devler görelim. taraf oldular seçimlerde. Orada biliyorsunuz Ocak ayında değişim oluyor. Ocak evet. ayında ne olacak hep birlikte göreceğiz. göreceğiz. Efendim <gülüyor> hoş <laughs> geldiniz. bakalım isterseniz. Bakalım efendim efendim <laughs> Dün, nedir gündem? E, gazetelerle başlayalım isterseniz. Para politikasında sadeleştirme. Ne demek evet. yani sabah gazetesinde. Bunu birazdan anlatacağız Merkez tamam. Bankası'nın kararından. İhracatçı Kobi'nin Avrupa Birliği ürünleri. İhracatçı Kobi'nin Avrupa Birliği ürünleri yolda. Sabahta yine. Evet. Efendim evet, devam ediyoruz. Bağkurlu'ya şu fırsat takvim gazetesinde. Merkez faizi sadeleştirdi. Tek haneli enflasyon. 12 bin sağlık alınacak. Evet konuşacağız biraz sonra. Ankara İzmir arası 3,5 saate düşecek Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu açıkladı. TÜKSAT 5 ayı fırlatıyoruz. Onu da açıkladı. Evet. Bu hızlı tren ağı yayılıyor. Çok da önemli. Devam edelim. İstanbul'un metro projeleri rayında yine Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklamaları. Covid-19 aşısı Turkish Cargo'ya emanet yine. Aşıyı onlar taşıyacak. Akşam evet. gazetesi ekonomi finans sayfalarında gördüğümüz haberler Aşı arasında. meselesi zaten bütün dünyanın gündeminde biliyorsunuz. Tabii evet. ekonomiyi de etkiliyor, olumlu etkiliyor aşı evet. haberleri ama şöyle bir şey var. Bir anda aşı haberleri aynı anda çıkmaya başladı. Tabii. Çünkü aslında çalışmalar aynı anda başlamıştı. E dolayısıyla oradaki prosedür de aynı olduğu için sırayla çıkıyor Özellikle inşallah. Özellikle Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörü evet. çok uyarıcı açıklamalar yaptı. Yani bizim de aşımız var. Onlardan altta değil. Doğru. dedi. Yani Etçisi, belli Evet. doğru doksanın üzerinde. İnşallah milli aşımızı da göreceğiz. İnşallah. Bu aşı meselesi tabii bu virüsü yenme noktasında Belki e, şu anda geldiğimiz teknolojide tıptaki gelişmelerin de sayesinde çok hızlı oldu. Belki daha önceki dönemlerde bu kadar hızlı aşı geliştirilemiyordu. Ama tabii bütün dünyada pandemi meselesi hatta bazı bölgelerde üçüncü ee, üçüncü noktaya kadar gelmiş yani üçüncü dalgaya kadar geldi hala o tedirginlik belirsizlik devam ediyor Biz de, de biliyorsunuz bugün e, sınırlı da olsa bazı kısıtlar başlayacak evet. e, bu akşamdan itibaren e, yarın hafta sonu e, bu kısıtlar devam edecek haberlerini Estağ vermişsiniz esnaf beni durdurdu dedi ki Faruk'a söyle oradan söyleyin Faruk Bey'in yüksek mevkilerde tanıdıkları var <laughs> kafeteryalar, kahvehaneler perişan haldeler. Çünkü evet. yani paket servisin bir anlamı yok. Kafeteryalar şimdi yalnız için. E, bir şey söyleyeceğim. Bu kırataneler tamam doğru haklılar. Yani işleri bozuyor evet. ama e, tedbir almadıklarını da biz haberlerde izlemiyor muyduk? Yani evet. bir sürü kıratanede insanlar böyle maskesiz, mesafesiz e, okey oynuyorlardı. Burada siz evet, haberlerini evet. yapmışsınız. Çok oynuyorlardı. E şimdi bu tedbirleri almazsanız bu musibette başımıza geliyor maalesef. Evet. Yani biraz da bizde bizden kaynaklanıyor. Müşterimizde bu uyarıları yapmamız Yok sıkıntı lazım. yok. Diyor ki kredi ver versinler bize. Çekler var. Evet, e, tabi şimdi bu diyorlar. esnafın sahipleri özellikle. Evet yani pandemi döneminde biliyorsunuz bu tür destekler çok oldu. Benzer destekler de olacaktır. Evet. Zaten kısa çalışma ödeneği Devredi. Evet. evet Merkez Bankası sadeleştirme dedi. Yani merak etmeyin olur ama ben de bilmiyorum şu anda evet. ne diyorsun yani. Evet tabii yani hani o bir daha önce yapılan destekleri bildiğim için onu söylüyorum. Evet. E tabii bu bize gelen bu sıkıntılar hükümet yetkililerine de gidiyordur. Onlar bir tedbir alacaklardır mutlaka. Evet. Zaten bu sınırlı bir kısıt oldu. Eğer burada bir e, iyileşme görülürse zaten bu kısıtlar kalkacaktır öyle evet. gözüküyor. Şimdi Merkez Bankası dün aslında herkes faizi arttırdı derken e, biz e, burada anlatmıştık hani zaten evet. fiili faizde yani fiyat fonladığı e, yani bankalara verdiği faiz yükselmişti biliyorsunuz yani. Hikayeyi şöyle bir baştan sarayım isterseniz Mart ayında hatırlayın merkez bankaları bütün merkez bankalarında olduğu gibi bizim merkez bankamızda piyasaya bolca para verdi. Buna ihtiyaç vardı piyasanın paraya ihtiyacı vardı çünkü ekonomi yavaşlamıştı bazı sektörlerde kapanmalar olmuştu evden çıkma yasakları vardı vesaire. Dolayısıyla piyasaya para verdi paranın maliyetini ucuzlattı. Hatta o dönemde fonlama maliyetleri e, politika faizinin yani tabeladaki faizin de altına gelmişti. Yüzde yedi, yedi buçuklara kadar inmişti. Dolayısıyla bankalar ucuz buldukları bu parayı da vatandaşa ucuza vermişlerdi. Yani faizler de düşmüştü ama toparlanmayla birlikte burada çok konuştuk. Sıkılaştırma başladı. Yani Türk lirasına ulaşımı biraz daha zorlaştırarak değerini arttırma. ...niyetiyle piyasadaki bu para bolluğunu önlemek için fonlama maliyetlerini yükseltti. Merkez Bankası bu o zaman e, politika faizini değiştirmezken... ...ama fonlama faizlerini yükselterek başka enstrümanları kullanarak sıkılaştırmaya gitmişti. İşte geldiğimiz noktada da bu fonlama maliyetleri 14'ün üzerine de çıkmıştı. O zaman ne yaptı şimdi Merkez Bankası? Dedi ki hani ben bu karmaşık yapıyı değiştiriyorum, sadeleştiriyorum tek bir kanaldan piyasayı fonlayacağım. O da ne? Politika faizim. O politika faizimi de zaten fiili faize getiriyorum. Ne yaptı? 4.25, 4.75 arttırarak onu 15 yaptı. Fiili faize yaklaştırdı ve hatta onun üstüne geçerek piyasanın da önüne geçmiş oldu. Dolayısıyla hani burada Merkez Bankası'ndan bir faiz arttırımı değil de sadeleştirme adımı dediğimiz nokta bunu anlatıyor. Şimdi bir önceki sayfayı bir daha verebilir miyiz arkadaşlar? Orada tabii verdiği mesajlara bir bakalım. Merkez Bankası fonlaması politika faiz üzerinden yapılacak ve bu oran tek gösterge olacak. Dolayısıyla buradaki sadeleştirme bu. Koronavirüs sebebiyle küresel ekonomide belirsizlikler yükseldi. Bunun tespitini yapıyor Merkez Bankası. Türkiye'de iktisadi faaliyette toparlanma devam ediyor. TL'deki değer kaybının etkileri enflasyon görünümünü olumsuz etkiliyor. Diyor ki önümüzdeki ay bu e, kurdaki yükseliş, Biraz enflasyonu biraz geçelim. Şöyle, daha geçelim. Enflasyonu biraz yükseltebilir ama ondan sonra enflasyonda düşüş sağlanacak. Buradan ben de şunu anlıyorum ki enflasyondaki düşüş enflasyonu önceliyor merkez bankası. Enflasyondaki düşüş sağlandıktan sonra da artık faizlerde geriye dönüş başlayacak yani faiz indirimi başlayacak diye düşünüyorum. Para politikasındaki kararlı duruşla enflasyon artışı geçici olarak. Geçici olacak diyor. Yani önümüzdeki aydan sonra enflasyon düşecek diyor. Enflasyon riskinin azaltılması noktasında net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma kararı verildi diyor bugünkü karar için. Parasal duruşun sıklığı enf, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkta da sürdürülecek. Aslında piyasaya net bir mesaj verdi. Dolayısıyla ilk karardan sonra da zaten piyasada hem kurlarda %3'e yakın bir düşüş oldu hem borsada %3'e yakın bir yükseliş oldu. Piyasada zaten bunu... Satın almıştı, gerçekleşti. Bundan sonra tabii tek başına bu karar değil. Biliyorsunuz işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı o reformlar vesaire onlar geldikçe de biz bu toparlanmayı göreceğiz. Meryem. Büyüme anlamında da zaten konuşmuştuk. Üçüncü çeyrekte ciddi bir büyüme gelecek. Bunun öncü göstergelerini aldık. Bugün Tüketici Güven Endeksi de açıklanacak saat 10'da. Onu da göreceğiz. Sanayi üretiminde gerekli yükseliş sağlandı zaten ama yılı da yine Sayın Cumhurbaşkanı söylediği gibi pozitif bir büyüme ile kapatacağız. Sıkılaştırma adımları rakamlara nasıl yansıdı? Evet işte onu da az önce söyledim. Yüzde üçün üzerinde bir büyüme oldu ama bu sıkılaştırma tabii bankaların kredi verme iştahını da azalttı. Zaten niyet oydu biliyorsunuz hani az önce anlattığım Mart'tan sonraki dönemde Bolca piyasaya para verilmesi ama e, enflasyon anlamında da olumsuzluğa yol açmıştı ama o şartlar onu gerektiriyordu. Olağanüstü dönemlerde olağanüstü kararlar alındı. Sonra da bu toparlanma ve normalleşmeye geçildi. Şimdi bankaların kredi hacmi 121 milyar 576 milyon lira azalmış e, Ekim ayında. E, toplam kredi hacmi 3 trilyon 575 milyar 701 mil, milyon lira olmuş e, Ekim ayındaki e, bu azalışla beraber mevduat e, yine azalmış. Tüketici kredileri ama artmış bu arada. Yani hmm. vatandaş yine Konut, otomobil ve tüketici kredisi almaya devam etmiş. 3 milyar 76 milyon lira artmış. 673 milyar 605 milyon lira olmuş. Takipteki alacaklar 1 milyar 922 milyon lira azalarak 150 milyar 341 milyon liraya düşmüş. Yani takipteki alacaklar da azalmış. Vatandaş borcunu ödemeye başlamış. Dolayısıyla toparlanma vatandaşa da yansımaya başlamış. Onu da görmüş olduk burada. Devam edelim. Sağlıkçı alınacak. Evet, önemli. Sağlık evet. Bakanımız açıkladı. Ee, sağlıkçıları e, biraz ihmal ettik sanki. Evet. Arada bir konuşuyorduk ama onların çabasını her zaman söylememiz lazım. Her zaman o çaba devam ediyor. Hele şu günlerde e, daha çok e, sağlıkçıların desteklenmesi lazım. Sağlık Bakanımız da biliyorsunuz 32 bin sağlıkçı alımı gerçekleşmişti. Onun üstüne bir 12 bin sağlıkçı da alınacak. 7 bin hemşire. 1700 ebe, 2864 de teknisyen. Bunlar KPSS puanına göre ÖSYM yerleştirme yapacak. Arkadaşlarımız zaten onun usulünü biliyorlardır. Evet. Ee, Allah kolaylık versin sağlıkçılara onu diyeyim ben. Bitti Bir galiba, kere mı? daha saygıyla önlerinde eğiliyoruz. Evet. Tabi cephenin en önünde onlar var. Doğru. Ee, ama tabii diğer kamu görevlileri de bu başından beri salgının çok büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Aynen. Muhtarlar, kaymakamlar, vali yardımcıları, Polisler, sosyal güvenlik vakıf çalışanları, polis, jandarma, jandarma bankadaki görev banka, arkadaşlarımız, evet. Herkes bir bu hani birlikte başarıyoruz bu işi, birlikte başaracağız evet. inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Yayını Pelin Başalma Şanlı Hanımefendi'ye devrediyoruz. Pazartesi inşallah buluşmayı umuyoruz.